Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bir Yerelden Genele programında yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykut. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş öncelikle geç olsun. Ayak bizi kırmadınız. Bugün buraya misafir olarak geldiniz. Ondan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür aslında ederim. Aslında Orhaneli tabii ki bizim baba ocağı, ata ocağı olduğunda biraz daha bakışımız farklı oluyor. Dört daha ilçesinde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. O ilçelerden bir tanesi Orhaneli, ama gerçekten bu dönem Orhaneli ve Bursa'ya artı değer kattınız. Çünkü raftingde Türkiye'de değil, dünyada duymayan kalmadı. İlk önce raftingden başlayalım sevgili başkanım. Öncelikli olarak ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyen herkesi muhabbetle selamlıyorum. Sizleri de beni buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bizler 2019 yılında göreve başladık. Göreve başladığımız günden bugüne güzel hizmetler yapmak için bir gayret çaba içerisinde olduk, ama tabii ki turizm anlamında baktığımızda rafting çok güzel bir hamle olmuş oldu ve doğa turizmi anlamında düşündüğümüzde rafting tabii altın vuruş olarak nitelendirmiş olduğumuz bir hamle ve gerçekten çok ciddi değer kattı ilçemize. Sadece bu yıl 11.500 kişi gibi bir rakama ulaştık. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Yani 11.500 geldi ama onunla beraber bizim gelme girmeyenler de var. Onları da hesaba katmak lazım. Tabii tabii. Yani merak edip gelenler, bunun yanında gelip işte ailesiyle beraber gelip bir kısmı o rafting deneyimini yapıyor. Bir kısmı ise yapmıyor. Yapmayanlar pişman oluyor tabii ki. Onu da söyleyelim. Daha sonraki süreçlerde tabii gelen insanlar genelde rafting sporunu yaparak ayrılıyor. Ve bugüne kadar da %100 memnuniyetle bunu söyleyebiliriz. Veya %99 diyelim, bir %1'lik bir dilim ayıralım. Böyle bir memnuniyetle insanlarımızı oradan uğurladık. Turizmle alakalı ilçemizde hiçbir anlayış yokken şu anda turizmle ilgili çok ciddi bir gelişim olmaya başladı. Ekoturizmin merkezi olmaya aday. Tabii ekoturizm, doğa turizmi, bunlar... Trekkingler, yollar falan. Tabii ki. Yani işte bir doğa turizmi dediğimiz zaman işte Kamp Karavan Festivallerinden başlayalım. Vosvos Festivalleri, Endorum Festivalleri. Bunun yanında işte yine doğal ürünlerin sergilenmiş olduğu bir takım etkinlikler. Yine şey olarak baktığımızda özellikle trekking mesela, bu yürüyüşler... Hafta sonları, sadece hafta sonu ilçemize gelen kişi sayısı şu anda yaklaşık her zaman bir 500 kişilere ulaşmakta. Hafta sonları. Hafta sonu 500 kişi. Tabii. Yani şimdi önümüzdeki süreçlerde Halk Eğitim Müdürlüğümüzle bir anlaşmaya vardık. Nasıl ki bir rafting için rehber yetiştirmişsek, şimdi yürüyüş rehberi de yetiştirmekteyiz. Trekking, bu dağ yürüyüşlerinde her gelen turizm ekibinin bir rehberi olacak inşallah. Bu anlamda doğa turizmini ben, doğa turizmi anlamında ilçemizi Bursa'mızın en iyisi, en iyi ilçesi haline getirmek için bir gayret içerisindeyim. Bunun için gerçekten önemli bir doğamız var. Çok elverişli bir doğamız var. Ben göreve seçtiğim zaman ilk geldiğimde şöyle bir konuşmamız vardı, hayırlı olsun gelenler. Ben Orhaneli'ye kirletici sanayi sokmayacağım demiştiniz. Yani çok ciddi mesela ilk açıklamanız buydu benim daha önce çalıştığım kurumda. Evet. Ve gerçekten o yoldan gitmeye gayret ediyorsunuz. Özel çabanız var, çünkü neden? Burası yükselecekse, ekoturizm yükselse o şekilde de gidiyor zannedersem. Evet, kesinlikle. Yani... Şöyle şunu ifade edeyim ben size İlhan Bey. Şimdi bizim doğanın ve doğal insanların şehri diye bir motto koyduk ilçemize. O adına. Zaten güzel bir motto oldum zaten. Doğanın ilçemizi de geliştirme anlamında bu mihvalde devam etmekteyiz. Yani onun altını doldurmaya çalışıyoruz. Nedir bu altını doldurmak istediğimiz şey? Doğanın ve doğal insanların şehri. Yani doğa anlamında mükemmel bir potansiyele sahibiz. Yani orman oranı %70'in üzerinde olan bir ilçenin mensubuyuz. Bunun yanında çiftçilik ve tarımla ilgili baktığımız zaman, hayvancılıkla ilgili baktığımızda
Gerçekten çok ileri düzeyde bir hayvancılık yapılmakta, doğal anlamında. Yine tarım emmallerine baktığımız zaman yine doğal olarak ürün üretilmekte. Bütün bunların harmanlanması ve sunulması anlamında bizler turizme çevirmemiz gerekiyor. Yani bugün tarım turizmi olması gerekiyor. Tarım turizmi şu anda Bursa'mızda çok iyi düzeyde değil. Özellikle doğal tarım turizmi inşallah önümüzdeki süreçlerde ilçemizde çok iyi noktalara gelecek. Bundan dolayı da ben şunu ifade edeyim sizlere. Oraneli ilçesi Bursa'mızın gelişmekte olan gerçekten çok güzel bir ilçesi. Ve önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yıllarda Bursa'nın en güzel ilçelerinden birisi şu anda en güzel ilçelerinden birisi ama gelişen en güzel ilçelerinden birisi olacak. Ve gelişirken de tabii ki insanlara olan sunumu, insanlara olan işte katma değeri ve orada yaşayan insanlara kazandırdığı daha iyi düzeylerde olan bir ilçe olacaktır. Aslında ben şurada katkı koymak istiyorum Sayın Başkanım. Bir tünelim bittiği zaman ardından ikinci bir tünel var biliyorsunuz 8 kilometre. Evet. Bittiği zaman muhtemelen insanlar Orhaneli'de kalıp Bursa'da çalışmaya gelecekler diye düşünüyorum ben. Şu iki şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Birincisi pandemi, ikincisi de deprem. Bir pandemi yaşadık ve pandemide hepimiz evlere kapandık. Ve doğal yaşamın ve doğal ürünlerin kıymetini hep beraber öğrenmiş olduk. Daha da ileri düzeyde inşallah ilerleyen zamanlarda daha da öğreneceğiz. Gün geçtikçe de bunu öğreniyoruz. Yani doğallığın ne olduğu, organiğin ne olduğunu insanoğlu olarak bizler bu hayatta hastalıklarla ve farklı bir takım yeni toplum hastalıklarıyla karşılaştıkça bunların değerini daha da iyi düzeyde anlamaktayız. Bir de 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz 2023 yılının başında deprem. Bir deprem felaketi yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir acı ülkemize yaşatmasın. Ama tabii ki bizler ülke olarak bir deprem kuşağındayız. Deprem kuşağında olan bir ülkenin mensupları olarak özellikle biz yerel yöneticiler geleceğimizi dizayn ederken, geleceğimizi planlarken gerçekten bu yaşanmışlıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ki deprem kuşağında olan bir Bursa'mızın yeni rezerv alanlarının olması ve yüksek katlı değil de daha çok yayılımcı bir politikayla yani villavari diyelim aslında. Tabii villavari bir yeni rezerv alanları oluşturma noktasında ve tarım alanları olmayacak düzeyde yeni yerler oluşturma noktasında bizim daha ciddi bir karar almamız gerekiyor. Bizim insanları benim şöyle bir söylemim var. Yani biz insanları bir araya toplayarak aslında çok iyi şeyler yapmıyoruz. Ve her gün bu politikaya da daha fazla önem vermekteyiz. Yani bunun ben tersine dönmesini arzu eden yöneticilerden birisiyim. Tabii benim gibi diğer arkadaşlar da elbette buna katkı sunuyorlar ve sunmaktalar. Biz kırsalımızı değerlendirmiyoruz. Yani bugün Bursa'nın nüfusuna baktığımız zaman Bursa'mızın nüfusunun 1/4'ü Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'de toplanmakta. Geri kalan 1/4'lük kısmı ise diğer ilçelerde toplanmakta. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bu çok olumlu bir durum değil. Aslında yani şehri bir tarafa yığmaktan ziyade şehri tamamıyla homojen şekilde dağıtmak daha hoş olacak. Bunlar içerisinde daha iyi. Önemli bir şey sence. Aslında ben baktığımda şu var her zaman 4 dağ ilçesiyle ilgili. Depreme girdin aslında bugün. Depremde Orhan'ın çok ciddi anlamda misafir perverlik yaptı depremzede hem arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Atıl olan evleri onardınız. Ardından ben bildiğim için söylüyorum. Birkaç gün içerisinde tefrişatı anlamında ondan perde aldınız, perdeyi bir başkasına diktiniz. Bu süreç nasıl gelişti aslında baktığımızda? Çünkü hem
Orhan Eli kazandı. Hem depremzedelere fayda oldu. O atılan yerler bir anlamda tekrar eski hareketli günlere döndü diyor. Evet. Türkiye Kömür İşletmelerinden kalan toplam 218 adet dairemiz vardı bizim orada. Bunlardan 150 tanesi prefabrik konutlardı. Bu prefabrik konutlar prekaz betonla yapılmış şeyler. Tamamı bir beton olarak yapılmış. Çok güzel konutlar. Kaliteli yani, kaliteli, depreme dayanıklı binalar. Bu binalarla ilgili deprem olduktan hemen sonrasında cumartesi günü Ovaşı Termit Santrali Müdürümüzle bir araya geldik. Mehmet Bey'le. Mehmet Bey'le ben şahsında çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıyla beraber. Ve hayırseverlerimize de oraya katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize de canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ve orada bir organizasyon yaptık. Bir buçuk saatlik bir organizasyonla. 20 günde ilk etap 90 hanelik bir ev teslim edildi. Geri kalan 60 adet de Şubat sonu gibi içerisinde. Yani depremden bir ay sonra orada biz 70-75 ailemizi orada misafir etmeye başlamıştık. Bu da şunu gösterdi. Bizim insanımız hakikaten çok büyük fedakar ya. İnanılmaz düzeyde bir fedakarlığı var. Deprem zamanında biz bunu yaşadık. Yani biz ilçe nüfusumuz bizim 19 bin nüfusa sahip. Toplamda 28 tane tır gönderdik Orhaneli ilçemizde. Allah kahretsin. 28 tır. Yani çok inanılmaz böyle anılarımız var o zamanlarla ilgili. Yani hayvan topladığımız onu biliyorum kadar, yani ben en azından yani oradaki şeyler için. Hayvan topladığımız şey o. Ya şöyle hayvan. Depremzedelere bile hayvan toplandı. Depremzedelere yani. Hayvan bağışında bulunanlar oldu. Onları biz tabii şeye çevirdik tabii. Orada nasıl kullanılacak sonra çevirdik. Mesela Bodrum'da yangın olmuştu biliyorsunuz. Büyük evet. Bir yangın olmuştu. O yangında çok değil ya İlhan Bey 2 gün içerisinde 168 tane hayvan toplandı Orhaneli'de. Muhtarlara bir mesaj attık. Dedik ki köylerden orada hayvanları yenen insanlar var. Hayvan vermek isteyen var ama oranın elden 168 tane. Bir tır hayvan göndermiştik. Allah kahretsin. Ve oradaki hayvanı yenen insanlara oranın elden destek olmuştuk. Ama oranın elinin bu Kadir Şinaslığı, bu fedakarlığı ta tarihten beri var. Kurtuluş Savaşı'na başlayan uçak. Zaman Çanakkale'nin evet. En fazla şehit veren ilçesi oranın elidir. Yine Cumhuriyet döneminin ilk uçağını bu Cumhuriyet'e hediye eden Orhaneli'dir. İkinci uçağını yine ilk uçaklar içerisine sokan, yani yine hediye eden Orhaneli'dir. 15 Temmuz gecesi yine o fedakarlığı yapan Orhaneli'dir. Yani aslında Osmanlı'nın kurulduğu topraklardan bahsetmekteyiz. Osmanlı oralardan kurulmuş. Aslında ben biraz daha katıl koyayım burada sevgili başkan. Orhaneli deyip şimdi belki Orhaneli'yi tanımayanlar için söyleyeyim. Orhaneli 1940'ına baktığımızda bir ucu Dursun Bey, bir ucu Tavşanlı, tabii. Bir ucu Kedes, bir ucu büyük olarak Harmancı kapsayan yaklaşık 240 köy. Doğru aklımda kaldı. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. 240 köyün üzerinde bir yerin ilçesiydi bu anlamda baktığımızda. Ciddi anlamda bir ucu Kütahya'da, bir ucu Balıkesir'deydi yani. Ben buna bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bazen dağ yöresiyle ilgili işte şey yaparlar. Derler ki yani Bursa'daki nüfus nedir falan diye sorarlar. Ben de kısaca bir istatistik veririm. 1927 yılında Antalya Milletvekili mecliste milletvekilimiz demiş ki Bursa'da Orhaneli'nin Bursa'ya bağlı Orhaneli ilçesi il olması için önerge verilmiş. Ülke nüfusunun 124'te birine tekabül ediyormuş. O zamanki nüfusumuz 1927 yılında ülke nüfusunun 124'te biri. Bugünkü rakamda yaklaşık 700 bin. Bugünkü rakamlarda işte 700-800 binlerde bir nüfusa tekabül ediyormuş. Tabii iç göç, dış göç, ondan sonra kırsalın etkinliğinin azalması bugünkü rakamlara baktığımız zaman da oranın elden bölünen işte bir kısım Dursun Bey, bir kısım Tavşanlı, Büyük Oran Harmancık. Tabii bunlara baktığımız zaman yani Nilüfer'in köylerini Kadriye gibi
şey Onçukuru gibi köylerini de Orhaneli şeyinde sayabiliriz. Aslında az önce konuşurken ona değinmedik. Baktığımızda da Orhaneli'ye katkı koyduğunuz sürecin içerisinde bu dönem Bungalovlar var. Yani sizin zamanınızda başlayan ve sizin zamanınızda biten, tamam, ciddi anlamda baktığımızda Orhaneli turizme geldiğinde ya vatandaş geldi, işte rafting yaptı, trekking yaptı ama bir de hafta sonra ben burada kalmak istedim dediğinde konaklayacak yer yoktu. O sorun da çözüldü. Tabii. Ya şu anda 15 adet bungalov evimiz var. Bir tane misafir evimiz var. 16 adet konaklamak için bir evimiz var. Bir tane güzel bir restoranımız var. Ondan çok da güzel bir restoran organize ettik. Hafta sonları kahvaltımız full geçiyor maşallah. Çok güzel. Allah bereketini artırsın. Amin. Yemek konusunda da tabii böyle günden güne artan bir trendimiz var. İnşallah o da iyi noktaya ama gelecek. Ama ben orada şunu istiyorum ya, kendi yöresel bizim belki Orhaneli mutfağının daha yöresel mutfağını anımsatacak yemeklerin olması da gerekli olduğu düşünenlerdenim ben. Kabuklu fasulyemizden tutun efendim yufka böreğimize tabii, bunlar tabii. Olmalı diye düşünüyorum ben en azından. Ya şimdi ben zaten bu kültürü devam ettirmek için sizler de geldiniz, şahit oldunuz. Yani kadın kooperatifini aktif hale getirdik mesela ilçemizde. Ve kadın kooperatifimize belediye başkanlık makamını, belediye başkanlık konutunu verdik. Belediye başkanına ait olan o konutu kadınlarımıza verdik. Kadınlarımız bizim şu anda ürettikleri tamamen her şey doğal. Bugün salçası, işte reçeli, zeytinyağlı, işte zeytinyağlıları, yani tarhanası, bulguru, eriştesi, ekmeği, tatlıları. Birçok şeyi sayabiliriz. Yani bugün işte biraz önce doğallıktan bahsettik ya, aslında bizim mottomuz çok önemli. Doğanın ve doğal insanları çevreni. Aslında o doğallık insanları aradı. Kesinlikle değil. Ve biz bugün işte reçel arıyoruz. Diyoruz ki içinde glikoz olmasın. İçinde bir sahtekarlık olmasın. İçinde koruyucu olmasın. İşte bir salça arıyoruz. Nene şekerlerimiz bir salça arıyoruz. Diyoruz ki doğal olsun, köy salçası olsun. Bütün bunların hepsi bizde mevcut. Orhaneli'de mevcut. Orhaneli restorantına gelen insanlar bugün kahvaltıda yedikleri salça, kahvaltıda yedikleri, tükettikleri o reçelleri hepsi bizde yapılmakta. Hepsini kadın kooperatifimiz üretiyor. Restorantımızda tüketiyoruz. Yani bu anlamda çok güzel bir döngü oluşturduk oraya. Aslında şey oldu burada, kadın kooperatifi yaparken ben daha önceden biliyorum ki mutfağında mesela bir font aracıyla yapmışsınız. Bu da çok önemli bir kaynak. Belediyenin cebinden masraf çıkmadan yapılan bir süreçti aslında orada baktım. Tabii Japon hükümetinden ben destek aldık. Japon hükümetinden önce 250 bin lira aldık. Sonra çok takdir ettiler bizi, beğendiler. 2019 yılında bir 500 bin lira daha şey verdiler. Destek verdiler. Toplamda 500 bin lira. Japon hükümetinden de destek aldık. Masasından sandalyesine, kaşından çatalına, bıçağına, ondan sonra vakum aletine kadar, buzdolabına kadar her şeyini kadın kooperatifimizin biz sıfır masrafla Japon hükümetinden aldık. Ve buradan Rize'ye giden bir kaymakamımız vardı ve beni o gün bir gün aradı. Dedi ki ya dedi burada dedi, örnek olarak dedi siz gösteriliyorsunuz. Yani ve daha sonra Yozgat'tan birisi aramıştı beni. Yine Çorum'dan birisi aramıştı. Yani gittikleri her yerlerde, Türkiye'nin her yerinde FAO ekibi, bu Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa iş yapan Dünya Tarım Örgütü gittiği her yerde Orhaneli'ye örnek gösterdi ve bizimle beraber bu kadın kooperatifi Orhaneli ile birlikte gelişti desek kesinlikle biz şey yapmış olmayız. Mütevazı yapma olma gerekiyor. Olmayız. Yani bu Zeynilerde kurulan bir kooperatif vardı ama belediyeler bu işe el atma noktasında herhalde ilklerden birisiyiz biz. Bu anlamda bir şeyimiz var. Aslında tarımla devam eden bu sürecin içerisinde farklılaştırmalarına baktığımız yaban mersini var, aronia bitkileri var, farklı, tamam mı? Özellikle yükte hafif, parada ağır olan bitkilere doğru giriş oldu bu anlamda baktı. Çünkü senelerdir buğday ekiyoruz belki ama buğdayları istediğimiz anlamını alamıyoruz. Ne çiftçiye yarıyor ne satana yarıyor ama şu an baktığımızda bir dönüm araziden yaklaşık buğday parası 70-80 bin lira, 100 bin lira para kazanma olanakları herhalde mevcut oldu zannedersen. Biraz ondan bahsedelim. Ya İlhan Bey şöyle, ben kendim yani ekonomi mezunuyum, iktisat bölümü mezunuyum. Biraz da ekonomiyle tabii ilgilenen birisiyim. Yani bu önümüzdeki sürece ve gelişmelere baktığımız zaman 15-20 yıllık bir tarım ekonomisinin gelişeceğini görmekteyiz. Yani enerji belki gelişecek olan şeylerden başta gelir ama
Gıda da ikinci sıralarda geliyor. Pandemide yani enerji, enerjiden sonra gıda. Gıda da tabii tarıma bağlı. Şimdi katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor bizim. Biz ona bir değer katmamız gerekiyor ürüne. Yani ya yaptığımız ürünü değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? Lojistik anlamda olur, çok üreterek olur. Daha nitelikli tohumlarla olur. Bir de katma değeri yüksek ürünleri üreterek daha baştan kazanmanın yoldur, yöntemidir. Bu anlamda da üzümsü meyveler son 10 yıl içerisinde, özellikle 2014 yılında başlamış olduğumuz, dağ yöresi olarak başlamış olduğumuz işte yaban mersini, aronya, ahududu, yine bunun yanında goji biri gibi, kurt üzümü gibi yapmış olduğumuz etkinliklerle çok iyi noktalara gitmekte. Yani çiftçi sayımızı her yıl artırmaktayız. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi destekleri var. Sayın Ali Nur Başkanımızın ilçemize ve dağ yöremize ciddi katkıları oldu. Olmaya da devam ediyor. Tarım aşe marifetiyle güzel destekleri devam ediyor. Biz güzel desteklerini yine buradan da kendisinden talep etmekteyiz. Özellikle yaban mersini, ahududu, aronya ve goji biberi üretim çiftçilerini artırmaya devam edeceğiz inşallah. Ben de çok çok önemli. Yavaş yavaş aslında turizmden bahsettik, tarımdan bahsettik ama yavaş yavaş bir de oranla yapılan yatırımlar var. Belediye marifeti olsun, Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ya da merkezi idare almış olduğunuz. Bu arada neler yapıldı? Çünkü orada ben bir galeriyi gördüm en azından en basit. Ya şimdi ciddi şöyle aslında en önemli şöyle oranın belli başlı yani 25-30 yıllık sorunları vardı. Bu 25-30 yıllık sorunlar işte nelerdir? Mesela bir vahşi depolama. Vahşi depolamayı bitirdik, çöp aktarım merkezine geçtik. Günde yaklaşık ortalama bir tır çöp toplanıyor. Bu bir tır çöp kamyonuna konuyor ve Bursa'ya geliyor. Yani oran elde çöp durmuyor. Nerede? O Bursa'da ayrıştırma tesisine geliyor. Yine oranın altyapısı ile ilgili sorunları vardı. Altyapı ile ilgili tamamen her şeyi bitirdik ve sonuçlandırdık. Yine bakınız yani oranın içme suyu ile ilgili bir sıkıntısı var. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Yine üst yapı ile ilgili sorunları vardı. Biz şimdi üst yapı ile ilgili tabii ilçe halkımız bize katlandı. Ben hepsine teşekkür ederim. Biz de onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Yani biz bir altyapıya girdiğimiz zaman sadece doğalgazla sınırlı kalmadık. Doğalgazın yerine içme suyunu tamamen değiştirdik. Kanalizasyonu yeniledik. Yine ana caddelerde elektrikleri yer altına aldık. Türk Telekom'la ilgili altyapı hamlesini gerçekleştirdik ve şu anda hala hazırda bütün her şeyi. Bunun üzerine de üst yapı çalışmalarını şu anda %90'ları geçtik. Hatta şunu söyleyeyim, aslında biz %100'ü de geçtik. Şöyle ki %100'ü geçtik. Daha önce hiç döşenmeyen, hiç taş döşenmeyen, hiç asfalt atılmayan yerleri biz işlemini gerçekleştirdik. Bugüne kadar evler varmış, işte imarlı sokaklar açılmış vesaire ama hiçbir şey yapılmamış yerler vardı. Bunları da değerlendirdiğimizde aslında biz 2019 yılına kadar %100'ün üzerine geçtik. Tabii eksik kaldığımız yerler var şu anda. O da nedendir? İşte ya doğalgazı geç vakitte olmuştur ya da suyu, içme suyu geç vakitte olmuştur. Veyahut da şöyle ekonomik anlamda da bizim bir durumumuz söz konusuydu ve taş bulma, taş tedariği yapma, parke taşı veya asfalt tedariği yapma bunlar zaman aldı ve bu yıl içerisinde inşallah 2-3 aya kadar oran il merkezde mesela hiçbir sorunumuz kalmayacak. Köylerde de şu anda toplamda benim 55 köyüm var. 55 köyümün 48'inin şeyini halletmişim. Altyapısını. Yani diğerlerde çok ciddi sorunu olmayan köyler. Ama onları da değiştireceğiz. Onları da altyapısını, kanalizasyonu, suyunu, yine işte arıtmasını, hepsini halledeceğiz. Yine bakınız Orenel'de hükümet konağı şu anda yapılmakta. Ve çok güzel bir hükümet konağından sonra çok güzel bir meydan oluşacak. Orenel'de çok güzel bir meydan ve kafeterya gerçekleştirdik ki çok güzel bir hizmeti olmaktı. Yine Orenel'de işte bungalov evler biraz önce bahsettiğiniz restorantıyla, bungalov evleriyle, raftingiyle
Gerçekten çok iyi bir hale getirdik Oraneli'yi. Yine Oraneli ilçemizde yapmış olduğumuz aslında şeylerden... Aslında kafeterya var ya, en bir, basit şey benim ama çok basit gelecek ama çok önemli bir hizmet aslında baktığımız. Kesinlikle yani... Oraneli'ye geldiğimizde bir ayaküstü sohbet etmekten ziyade oturacağımız bir yer oldu. Ailelerimizin birlikte oturup böyle bir şey tüketeceği, işte bir dondurma yiyeceği veya birlikte bir kahve içeceği bir yer yoktu. Şu an Oraneli'de biz bunu gerçekleştirmiş olduk ve bu hizmetleri de yine biz veriyoruz. Yani şey olarak baktığımızda mesela Oraneli meydan düzenlememiz var. Çok iyi düzeyde gidiyor. Yine mesela o galeri diye bahsetmiş olduğumuz, sizler dillendirdiniz. Galeride 27 tane galerici esnafımız var. Bunun yanında işte biz oraya yine noteri getirdik. Sigortacılar geldi. Çay ocağımız var. Orada süt birliği var. Bunlara baktığımızda yaklaşık 30 tane işletme koymuşuz. Sadece bir otoparkın bir katına. Otopark kullanılmaz haldeydi. Dört katlı otopark var. Bir katını komple bir gelir hanesine çevirdik. Bu da tabii ki akıllıca bir yatırım olmuş oldu ve galericilerin de şeyini artırmış olduk. Ve Oraneli'de çok güzel bir döngü oluşmuş oldu. Aslında şöyle bunlar, galeride oraya geldiği zaman noterden alışveriş oluyor. Noter hareket kazanmış oluyor ister isterseniz. İster isterseniz sigorta alışveriş yapmış oluyor. Bu anlamda var. Sadece teker, birden fazla teker harekete geçmiş oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama şuna da değinelim de öyle geçelim istersen. Oraneli'nin ve dağ yöresinin en önemli almış olduğu hizmet doğalgazdır. Onu her zaman söyleyeyim ya. Doğalgaz benim ilçe başkanlığım döneminde biz ilçe başkanı arkadaşlarımızla birlikte başlatmış olduğumuz ve ilçelerimize kazandırmış olduğumuz en güzel hizmetlerden bir tanesidir. Ve şöyle, ben muhalefete bir söz atmak istiyorum burada. Muhalefet tamam çok güzel eleştiriyor, yapamazsınız diyor, edemezsiniz diyor, işte ya bu işi siz beceremezsiniz diyor. Evet, bütün bunları söylüyorsunuz da biz bunları yaptıktan sonra niye takdir edemiyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz bunları yaparken ya bak biz bunu tamamlayacağız kardeşim. Biz iddialı bir partinin mensuplarıyız. Ve hizmet ekolünden gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te başlatmış olduğu AK Belediyeciliğin kadrolarındanız dediğimizde diyorlar ki bize, siz bu millete gazla gaz veriyorsunuz. Ya işte olabildiğince atıyorsunuz var. Ama bizler yaptıktan sonra da maalesef hiçbirisi ortada kalmıyor. Daha sonra da başlıyorlar çamur siyaseti. Yani bu anlamda tüm muhalefete buradan sesleniyorum. Bizler ilçelerimize yapmış olduğumuz hizmetlerin bütün belediye başkanlarımız için geçerli. Hiç kimse sırtına sarıp götürmeyecek. Birazcık olsun, birazcık olsun. Ellerini başlarını ellerinin arasına alsınlar. Bir ellerine vicdanlarını koysunlar. Azıcık desinler ki ya ne yaptılar bakalım şunlar? Veya ne yaptı ya Ali Başkan buraya Oraneli ilçemize de? Biz de birazcık destek olalım. Biz de birazcık katkı sunalım. Ama ne biliyor musunuz İlhan Bey? Gerçekten yapılan hizmetlere, yapılan güzelliklere gözlerini yumuveriyorlar. Samimiyet'e işte başım üzerinde yeri var diyorsun ama yapılan hizmete görün diyorsun aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında burada ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki bu kadar yapılan hizmetler var da işin bir de mali boyutu var. Evet. Belediyenin de 2009 yılında görev yani öncesinde ilçe başkanlığınız var. 2019-2024 yılına doğru gidiyoruz. Finansal açıdan belediyenin durumu da hangi aşamada? Çünkü baktığımızda yaşanan bir pandemi süreci var. Pandemi evet. Sürecinden dolayı ülkede birçok belediye sınırlı imkanlar, sınırsız işlerle yapmaya çalışıyor ama Oraneli Belediyesi'nin durumu nasıl şu an finansal açıdan? Şimdi şunu ifade edeyim. Ben göreve geldiğimde gerçekten çok ciddi bir borç yüküne sahiptik. Şunu söylemek istiyorum. Bizim ilçemizde ilçemizin toplam geliri 2 milyon yıllık 2 milyon 800 bin lirayken 2 milyon 800 bin dolar iken toplam geliri 2 milyon 800 bin dolar iken benim 4 milyon 150 bin dolar borcum vardı. Bir yıl boyunca hiç yemeden, içmeden, personele maaş vermeden, hiç çalışmadan bir zaman geçirmemiz gerekiyor ki o borcu ödeyelim. O durumdaydı.
Tabii bu borçlar taksitli borçlar. Ve bir kısmı da esnaf borcu. Biz şu anda gelmiş olduğumuz durumu söylüyorum size. Bugün 4.150.000 dolardan, 4.150.000 dolar borçtan biz şu anda 170.000 dolar seviyesindeyiz. Yani parası ya 40 milyon civarı yaklaşık, 47 milyon civarı. 170 bin dolar hayır yani bugün. Pardon 5 milyon civarı. Yani 5 milyon civarı tabii. 5 milyon civarı. Rakamın fazla yani bizde şaşırıyor. Yani aynen dolar üzerinden baktığımız zaman da bizim göreve aldığımız 120-130 milyona tekabül etmekte bugünkü Türk lira karşılığı. Yani bunlar bunları hem ödedik, hem iş yaptık, hem borcu ödedik, hem iş yaptık ve bunları gerçekten bir esnaf mantığıyla, kimi zaman geldi bir esnaf mantığıyla, kimi zaman geldi işte bir talepkar noktasında Büyükşehir Belediye'mizden talep ederek, il başkanımızdan talep ederek, yine vekillerimizden talep, bakanlarımızdan talep ederek ilçemize ne kazandırabiliriz? Hep bunun derdindeyiz ve biz yani her bulunduğumuz ortamda ilçemize bir değer daha ne kazandırabiliriz? Bunların şeyindeyiz. Ama tabii bütün bu değerleri kazandırırken de rentable neler var, neler olabilir, neler daha iyi bir vizyon katabiliriz. Çünkü mesele belediyecilikte vizyon meselesidir. Yani altyapıyı, üst yapıyı yapmak her belediyenin şeyidir ama rutin yani zaten. Yenilikler kazandırmak, yeniliklere yelken açmak, ilçenin vizyonunu daha farklı noktalara götürmek daha başka bir şeydir. Yani ben size şunu ifade edeyim bakın. Ben işte raftik meselesini yaparken esnaf abinin bir tanesi, hatta bayağı bir tepki almıştım ama birisi dedi ki ya ne yapıyorsun sen dedi. Niye dedi belediyenin parasını dedi oralara harcıyorsun dedi. Halbuki biz belediyenin parasını falan da harcadığımız söz konusu değildi. Hep bir yerlerden destek oluyordum. Spor Bakanlığı'ndan, Büyükşehir'den, daha farklı yerlerden hep böyle bir destek alma derdindeyim. Ya onu yapacağını dedi yol yap dedi. Aynı esnaf arkadaşımız bu yıl içerisinde yaz döneminde otururken dedi ki ben sana haksızlık etmişim. Hakkını helal dedi. Gerçekten yani. Dedi yani ilçemiz son 1,5-2 yıl içerisinde o kadar güzel dedi bir hareketlendi ki. Biz dedi o gelen yabancılardan, gelen misafirlerden inanılmaz düzeyde faydalanıyoruz dedi. Yani o esnafları hareketlendiren bir ekonomik sirkülasyonu daha iyi noktaya getiren bir model oluşmuş oldu. Bundan herkes yararlanmakta şu anda. Ve oranın ismini de biz aslında sadece Türkiye'de dünyaya duyurmuş olduk. Bu da bir kıymet, değerdir. Aslında tabii onu diyecektim. Yani farklı ülkelerde farklı misafirler var. Özellikle Arap coğrafyası başta olmak üzere ciddi anlamda misafir var. 11.500 tane ziyaretçi içerisinde. Bunun büyük bir çoğunluğu yurt dışından gelen insanlar diye biliyorum ben. Yani %50'si bu sene yurt dışı olmuştur tabii yani, ki. Yani 6.000 civarında baktığında ciddi bir... Evet. Aslında tabii ki az önce ifade ettiğiniz maddi anlamda oranı rahatlatacak çalışmalar var. Onlardan bir tanesi de merkezi hükümetle beraber ortak çalıştığında bir cezaevi projesi var ciddi anlamda. Evet. Bu anlamda oranın da cezaevi yapılması herhalde zannedersem gün sayı ya cezaevi neyin de nesi denilebilir ama baktığımızda ziyarete gelip gidenler bir çay kahve isteden yani dünyanın parasını bırakıyor. Şimdi şöyle hani geçmişe şöyle baktığımız zaman Cumhurbaşkanı olan insanlar hep asker ocaklarını kendi memleketlerine kurmuşlardır. Aynen. Yani Manisa'da, ya Manisa'da vardır işte Cumhurbaşkanı Kenan Evren kendi memleketine kurmuş. İşte Isparta'ya gidiyorsunuz Cumhurbaşkanı yine kendi memleketine kurmuş. Malatya'da İsmet İnönü zamanında var yine. Tabii aynı İsmet İnönü yine kendi memleketine şey yapmış. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var yani biz nihayetinde dağ yöresindeyiz ve dağ yöresine gelecek olan yatırımlar bellidir. Yani ben bugün şimdi bir ağır sanayi çekmeye kalksam Bursa varken bana gelmez. Bir otomotiv yan sanayi çekmeye kalksam Bursa varken bana gelmez. Neden? Ya bu lojistik anlamında tabii ki ne kadar önümüzdeki süreçlerde kolaylaşacaksa da ki tabii ki muhakkak surette mesela bu süreçte ben iki tane fabrika yaptırdım ilçeme. Üçüncüsü şu anda bitmek üzere. Yani bir tanesi işte Bebüş Tekstil'in kurmuş olduğu fabrika. Tekstil fabrikası. Hemşerimiz diyelim en azından. Bir tanesi mermer Altunsoy mermer fabrikası şu anda bitti. Açılışa hazır. Yine 2024'ün Mart ayında açılışı olacak ferrokrom tesisi. Yani bunları değerlendirdiğimizde İlhan Bey ilçemizin bir taraftan da sanayi anlamında da
bir şeyi söz konusu. Yani Hürol Otomotiv şimdi yatırımların tamamını oraya diye alacak. 9300 metrekare kapalı alan yapacak. Bizden imar durumunu aldı ve inşallah projelerine başladı. Bu da mesela ilçemize hayırlı olsun. Yine cezaevi, işte oraya geleceğim. Biz bu şeyleri yapıyoruz ama yani ilçemizin daha iyi düzeyde gelişmesi açısından ve ilçemizdeki esnafların hareketliliği, ilçemize daha güzel yatırımlar gelmesi açısından cezaevi gerçekten bir katma değer yaratacaktır. Yani oradaki o kırsaldaki hareketi hep göçten yandırıyoruz, nüfusun azalmasından yandırıyoruz. Ve konuştuğumuzda kendi içimizde hep bundan dem vurmaktayız. Ve şimdi bunu biraz da tersine döndürmek için, bu da bir hamledir. Yani birçok hamlemiz olacak ama birçok girişimimiz olacak. Bu da onlardan bir tanesi olacaktır. Ve Bursa'mızın da cezaevi sorununu biz oranlı olarak gidermiş olacağız. Ve buradaki o cezaevine gelen mahkumların yakınlarının gelmesi oraya çok iyi düzeyde bir ekonomik sirkülasyonu hat safhaya çıkaracaktır. Yani söylentisi bile birçok şeyde çok farklı şeylere getirdi. Yani biz bunun söylentisini, işte söylentisi derken projeye aldırdığımızda, harita belirlediğimizde 2021 yılıydı. 2021 yılında kesinleştirdik. 2021 yılında 70 lira olan servis ücretleri şu anda 1 milyonlarda. Yani Orhanel'in minibüsleri var. Bursa Orhanel arası çalışan. 70 bin liralardaydı. 70-75 bin. Şu anda bak değer, bu bir değerdir yani. Bu bir değer artışıdır. Neden? Cezaevi gelecek. İnsanlar daha fazla gelip gidecek gibi bir algının oluştuğunu göstermekte. Cezaevi projesi şu anda proje ihalesi firmaya verildi. Bir firmaya. Şu anda projesi yapılıyor. Zemin etüt çalışmaları için geldiler. Yani 2-3 ay içerisinde Adalet Bakanlığı'na projeler teslim edilecek. Ve ondan sonra da inşaat ihalesi aşamasına geçeceğiz. Hiçbir sorun yok. Bazen sorun mu var diye böyle bize insanlarımız, bizim esnaflarımız başta olmak üzere sormaktalar. Ki bunu da esnaflarımız da istiyor. İlçe halkımız da bu projeyi istiyorlar ilçemize. Ve inşallah 2024'ün ortalarına doğru biz bu projenin inşaat ihalesini gerçekleştirip kısa zamanda da fiiliyatını gerçekleştireceğiz. Aslında bu dönem benim için oraya da dikkat çeken en önemli unsurlardan bir tanesi Orhaneli Belediyespor'un basketbol takımıydı. Ben ciddi anlamda gençleri takip ettim. Hatta Bursa'yı da Anadolu'da temsil ettiler. Bu anlamda ben önemli o gençlerin hepsini takip ediyorum. Hatta bazıları zannedersem Bursa'daki takımlarda da devam ediyoruz spor hayatı. Evet. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Şimdi benim iki önemli konum var. Yani sporla girip diğer konuya da devam edeyim. Her zaman söylüyorsunuz. Tabii zaten. Ben kendim de sporcuyum. Tabii futbol oynamaya devam ediyorum. Şimdi iki önemli konuya çok dikkat ediyorum ben. Yani birisi spor, birisi de sosyal belediyecilik. Yani spor da aslında sosyal belediyeciliğin içerisinde. Şöyle ki anlatayım. Biz çocuklarımıza, ben 7 yaşından itibaren spor yaptırıyorum onun elinde. Yaz dönemlerinde tutmuş olduğumuz öğretmenlerle biz jimnastikle başlıyoruz. 7 ile 9 yaş arası, 7, 8, 9, 3 yaş. Bunlara jimnastik yaptırıyoruz. Ondan sonraki kısımda ise mesela Orhaneli Spor daha önce sadece futbolla anılırken şu anda Orhaneli Spor içerisinde raftik var, güreş var, santranç var, voleybol var, basketbol var. Ki biz basketbolla güreşte çok iyi düzeydeyiz. Şöyle ki yani burada Yıldırım Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'mizin de ben iddialı işler yaptığını görmekteyim. Ama madalya sayısında toplam madalya sayısında 3 yıldan beri biz birinciyiz. Ya benim sporcu sayım az ama onlara göre madalya sayısında birinciyim. Yine Kütahya'da yapılan yarışmada Bursa'yı 9 ile 14 yaş arasında temsil eden Orhaneli oldu. Orada birincilik madalyası, Türkiye çapında birincilik madalyası aldılar, geldiler.
Yine Yozgat'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü, Türkiye dördüncüsü, şey Türkiye altıncısı ve Türkiye sekizincisi sporcular yetiştirdim. Şu anda başka yerlere transfer, ailesiyle birlikte transfer etmiş olduğum güreşçiler var benim. Yine basketbolda şu anda bir bayan olmak üzere iki tane de erkek şeyimiz var, basketbol takımımız var. Bunlar alttan yetişiyor. Biliyorsunuz geçen sene biz Bursa şampiyonuyduk basketbolda. Ve Anadolu'da, Anadolu Kupası'nda biz Bursa'yı temsil ettik. Ve ben gerçekten gurur duydum. Şöyle ki, bakıyorsun kocaman Trabzon otobüsü, Trabzonspor otobüsü. Trabzonspor geliyor. Koca Türk Telekom geliyor. Onlarla Afyon'daki o elemelerde Oranli Spor, yani işte 20 bin nüfusu olan bir ilçeden gitmişiz. Ya hani oraya gittiğimizde de bize şunu soruyor Türk Telekom'un hocaları. Ya sizin Bursa'daki o ateşli seyirciniz nerede? Onları arıyorlar. Yani ilçe halkını bu işe, yani spora benimsetmişiz. Ben burada şuna dikkat ediyorum. Yani bizler şimdi, benim 2300 civarında ilkokul 1 ile lise son arasında öğrencim var. Ve ben beden eğitimi hocalarıma, şeyime hep şunu söylüyorum. Diyorum ki, biz çocuklarımıza sahip çıkarsak, bu çocuklarımız 14 yaşından sonra, yani ortaokuldan sonra, lise 1'den sonra güzel, çok güzel okullar kazanıyor. Zeki bir toplumumuz var. Dağ yöresinin insanı zekidir. Ve güzel okullar kazanıyorlar. Ve Bursa'lara gidiyorlar. Bursa'lara gittiklerinde de ise, iyi okullara gittiklerinde, oralarda çevresini çok iyi düzeyde dizayn edebilmesi için bu çocukları biz çok sosyal anlamda, sportif anlamda iyi yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da biz belediye olarak, bugüne kadar kurumlardan gelen Oranli Belediyesi olarak hiçbir konuya hayır demedik. Hatta tam tersine onlar da bunu söylerler. Derler ki, başkanım siz bizi ateşliyorsunuz. Yani birçok konuyu da oturduğumuzda sesli düşünerek veya proje yaparak biz okullarımızı, işte milli eğitimimizi, halk eğitimimizi, diğer kurumları daha çok ileri düzeyde şey yapmaktayız. Teşvik etmekteyiz ve iyi noktalara getiriyoruz. Tabii ki. Şimdi şunu da ifade edeyim. Belediye altyapı yapar, üst yapı yapar, birçok şey yapar. Yani binalar yapar, bu binaları insanların kullanımına sunar. Ama benim için, ben asıl olan belediyeciliği şu şekilde tarif ediyorum. Bir belediye bir muhtaç aileyi göremiyorsa ve onun ihtiyaçlarını gideremiyorsa burada bir eksiklik, aksaklık vardır. Bir belediye engelli bir insanı göremiyorsa, bir belediye başkanı engelli birinin alnından öpemiyorsa, ona sarılamıyorsa, bir yaşlı insana sarılamıyorsa burada bir eksiklik, aksaklık var demektir. İşte tam bu konuya gireceğim. Aslında baktığım iki tane konu var. Engellilerle ilgili aslında belediyenin şeyi var. Kesinlikle ikinci el olmayan, tam ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçlarına gidiyoruz. Giyim anlamında, bir de bizim yöre ifadesini kullanıp çocuk kırklaması diyelim, tamam mı? Evet, çocuk kırklaması yani. Evet. Belediye marifette çocuk kırklaması yapıyoruz. Yeni doğan bebeklere hediyeler veriyor. Evet. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Çünkü son 3-4 dakikaya girdik. Bir hoş geldin bebek projemiz var. Tüm doğan bebek. Ben kırklama dedim, onun için özellikle. Evet. Yani. Tüm doğan bebeklere biz Oranli ilçemizin köyünde veya mahallelerinde muhakkak ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımız gidiyor. Bazen ben de eşlik ediyorum. Ailelerimize gidiyoruz. Onların çocuklarını mübarekliyoruz. Ondan sonra hediyelerimizi veriyoruz. Bir de ailenin durumunu öğrenmek için o aileyi ziyaret ediyoruz. Olur ya, o çocuk dünyaya geldi. Belki o çocuk ailede işsiz olan vardır. O çocuğa bakamayacak durumda olanlar vardır. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için biz gayretimizi gösteriyoruz. O aileyi incelemesini yapıyoruz. Bir de Dosteli mağazamız var. Dosteli mağazamızın şöyle bir özelliği var. 2019 yılından bugüne, mağazayı kurduğumuzdan bugüne bir mağazamız görünmeyecek bir yerde, otoparkın en alt katında. Ve kimse, insanlarımız çok giriş yerleri var. Hiç kimse oraya giren insanı görmüyor, bilmiyor. Oraya girdikten sonra da bizim arkadaşlarımız onu mümkün olduğunca rahat, serbest bırakıyorlar. Ne ihtiyacı varsa alıyor. İkincisi de bu Dosteli mağazamıza İkinci el kıyafet hiçbir zaman için sokulmadı, sokulmayacak. Bizim o Dosteli mağazamız, İlhami Bey, ben nasıl giyiniyorsam
o insanlar da o şekilde giyinecek moduyla hareket etmekteyiz. Ve şu anki orada insanlarımıza sunmuş olduğumuz ihtiyaçlar gerçekten çok kaliteli, çok güzel kıyafetleri bulundurmaktayız. Ki bunları biz hayırseverlerimizin katkılarıyla yapmaktayız. Bir de muhtaç ailelerimizin tespitinden sonra biz onlara sadece Ramazan aylarında ayaklarına gitmiyoruz. Biz muhtaç ailelerimize bir yılın 12 ayında her gün 365 gün onların yanında olduğumuzu da çok güzel bir şekilde göstermekteyiz. Her ay erzak verdiğimiz veya ayda iki kere erzak verdiğimiz aileler var. Veya üç kere erzak verdiğimiz, haftada bir uğradığımız aileler var. Bu anlamda yani bugüne kadar 5 yıllık süre içerisinde gerçekten eksiksiz, aksaksız bir şey halindeyiz. Geçenlerde bir rehabilitasyon merkezine gittim. Orada bir abimiz dedi ki iki tane engelli çocuğu var. O ailede 5 toplam çocuk var, 4'ü engelli. O aileyi ben evlerinde de ziyaret ettim. Anne de biraz engelli. Dedi ki ben çocuğum sünnet olacak. Ya geçen sene söyledim ama olmadı dedi. Geçen sene de onlar telefonlarını açmışlar. Aslında bizim arkadaşlar takip etmişler. Bugün o işten sorumlu arkadaşa dedim ki onu ben cuma günü gerçekleşmişti o olay. Bugün de o arkadaşı davet ettim yanıma. Sosyal işler sorumlu İsmail Bey'i. O aileyi takip ediyorsunuz. Gidip o çocuğun sünnetini yaptırıyorsunuz. Tatilde giriyor zaten bir hafta. Yani sonra. Şey olmasa bile diye söyledim. Hani o aileye diyor ki arıyoruz ulaşamıyoruz. Ulaşamıyorsunuz kardeşim ayağına gideceksiniz. Siz kapıyı çalırsınız. Varacaksınız alıp götüreceksiniz. Ve şunu da ifade ettim. Dedim ki bak ben hiçbir şeyi bu kadar önemsemem. Bir muhtaç aile kadar, bir engelli ailesi kadar görevlerimin hiçbir tanesini, tüm samimiyetimle söylüyorum bunu, hiçbir tanesini bir engelli ailesi kadar önemsemem. Bütün her şeyimi bırakırım. Bir engellinin daveti varsa giderim. Onunla zaman geçiririm. Onunla beraber olurum. Ve ondan daha kıymetlisi yoktur. Rabbim bize bu dünyaya emanet olarak göndermiş olduğu o insanların kıymetini hepimiz için bilen insanlardan eylesin bizi. Amin. Şimdi 2019-2024 dönemi bitti. Bitmek üzere diyelim artık. Çok sınırlı bir süre kaldı. 2024-2029 dönemi için Ali Aykut neler düşünüyor? Son sorun bu olsun. Ondan sonra beraber kapatalım. Şunu ifade edeyim. Ben kendim hem istişareyi seven, çevremdeki insanlardan bilgi hırsızlığını, yani tek meşru hırsızlıktır bilgi hırsızlığı, çok güzel şekilde yapabilen bir insan olarak görmekteyim. Ve vizyonel anlamda da ilçeme vizyon kattığımı düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de ilçeme hizmet etmeye, milletimize hizmet etmeye ve çevremizdeki yapmış olduğumuz göreve değer katmaya da devam edeceğimizi düşünmekteyim. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Abi. Önümüzde bir seçim süreci var. Hem ilçemiz açısından hem de Bursa'mız açısından hayırlısı neyse onun olmasını biz temenni ediyoruz. Bu görevler kutsal görevler. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Ben bunu çocukluğumda hayal etseydim hayaller geçerdim. Rabbim bana nasip etti. Bir köyden çıkıp en fakir aileden gelip kara lastikle gelmiş olduğum ve hatta İmam Hatip'te tek kara lastik ayakkabı İmam Hatip döneminde kara lastik ayakkabı ben iyi yamalı pantolonlarla geçirmiş olduğumuz dönemlerden ve köyümüzde en fakir ailelerden birisinden gelip bugün Orenel'de hizmet etmek, o kara lastik ayakkabılardan bugün işte o çocukların ayakkabılarını giyindirmeye imkanını bana sağlayan, başta Yüce Rabbime, daha sonra da üzerimizde emeği olan tüm büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar şükretsem azdır. Allah'ıma şükürler olsun diyorum. Ve üzerimde hizmeti olan da, üzerimde emeği olan da tüm siyasi büyüklerime tekrar teşekkür ederim. Ben de hayırlı olsun diyelim. İnşallah önümüzdeki hafta günlerde tekrar sizle buluşacağız diye düşünüyorum. Allah nasip. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, bir yerelden genel program sonuna geldik ama bizim buradan bir duamız olsun.
Gazze'deki şehitlerimizin her gün ağlıyoruz. Allah en kısa zamanda o şehitlerimize ferah eriştirsin diyelim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Erdemoğlu İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Yerelden Genele sona erdi. Erdemoğlu İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Yerelden Genele başlıyor. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bir Yerelden Genele programında yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykut. Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş öncelikle bulduk. Geçmiş olsun. Bizi kırmadınız, bugün buraya misafir olarak geldiniz. Ondan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında Orhaneli tabii ki bizim baba ocağı, ata ocağı olduğunda biraz daha bakışımız farklı oluyor. Dört daha ilçesinde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. O ilçelerden bir tanesi Orhaneli ama gerçekten bu dönem... Orhaneli ve Bursa'ya artı değer kattınız. Çünkü rafting'de Türkiye'de değil, dünyada duymayan kalmadı. İlk önce rafting'den başlayalım mı sevgili evet. Başkanım? Öncelikli olarak ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyen herkesi muhabbetle selamlıyorum. Sizleri de beni buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bizler 2019 yılında göreve başladık. Göreve başladığımız günden bugüne güzel hizmetler yapmak için bir gayret çaba içerisinde olduk. Ama tabii ki turizm anlamında baktığımızda rafting çok güzel bir hamle olmuş oldu. Ve doğa turizmi anlamında düşündüğümüzde rafting tabii altın vuruş olarak nitelendirmiş olduğumuz bir hamle. Ve gerçekten çok ciddi değer kattı ilçemize. Sadece bu yıl 11.500 kişi gibi bir rakama ulaştık. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Yani 11.500 geldi ama onunla tabii. Beraber bizim gelme girmeyenler de var. Onu da hesaba katmak lazım. Tabii tabii. Yani merak edip gelenler, bunun yanında gelip işte ailesiyle beraber gelip bir kısmı o rafting deneyimini yapıyor. Bir kısmı ise yapmıyor. Yapmayanlar pişman oluyor tabii ki. Onu da söyleyelim. Daha sonraki süreçlerde tabii gelen insanlar genelde rafting sporunu yaparak ayrılıyor. Ve bugüne kadar da %100 memnuniyetle bunu söyleyebiliriz. Veya %99 diyelim, bir %1'lik bir dilim ayıralım. Böyle bir memnuniyetle insanlarımızı oradan uğurladık. Turizmle alakalı ilçemizde hiçbir anlayış yokken şu anda turizmle ilgili çok ciddi bir gelişim olmaya başladı. Ekoturizm merkezi olmaya aday. Tabii ekoturizm, doğa turizmi, bunlar... Trekkingler, yollar falan. Tabii ki. Yani işte bir doğa turizmi dediğimiz zaman işte Kamp Karavan Festivallerinden başlayalım. Vosvos Festivalleri, Endorum Festivalleri. Bunun yanında işte yine doğal ürünlerin sergilenmiş olduğu bir takım etkinlikler. Yine şey olarak baktığımızda özellikle trekking mesela, bu yürüyüşler... Hafta sonları, sadece hafta sonu ilçemize gelen kişi sayısı şu anda yaklaşık her zaman bir 500 kişilere ulaşmakta. Hafta sonları. Hafta sonu 500 kişi. Tabii. Yani şimdi önümüzdeki süreçlerde Halk Eğitim Müdürlüğümüzle bir anlaşmaya vardık. Nasıl ki bir rafting için rehber yetiştirmişsek, şimdi yürüyüş rehberi de yetiştirmekteyiz. Trekking, bu dağ yürüyüşlerinde her gelen turizm ekibinin bir rehberi olacak inşallah. Bu anlamda doğa turizmini ben, doğa turizmi anlamında ilçemizi Bursa'mızın en iyisi, en iyi ilçesi haline getirmek için bir gayret içerisindeyim. Bunun için gerçekten önemli bir doğamız var.
Çok elverişli bir doğamız var. Ben göreve seçildiğim zaman ilk geldiğimde şöyle bir konuşmamız vardı hayırlı olsun gelenler. Ben Orhan Eri'ye kirletici sanayi sokmayacağım demiştiniz. Yani çok ciddi mesela ilk açıklamanız buydu benim daha önce çalıştığım kurumda. Evet. Ve gerçekten o yoldan gitmeye gayret ediyorsunuz. Özel çabanız var çünkü neden? Burası yükselecekse ekoturizm yükselse o şekilde de gidiyor zannedersem. Evet kesinlikle. Yani şöyle şunu ifade edeyim ben size İlhan Bey. Şimdi bizim doğanın ve doğal insanların şehri diye bir motto koyduk ilçemize. O zaten güzel bir motto oldu bu sene. Doğanın ilçemizi de geliştirme anlamında bu mihvalde devam etmekteyiz. Yani onun altını doldurmaya çalışıyoruz. Nedir bu altını doldurmak istediğimiz şey? Doğanın ve doğal insanların şehri. Yani doğa anlamında mükemmel bir potansiyele sahibiz. Yani orman oranı %70'in üzerinde olan bir ilçenin mensubuyuz. Bunun yanında çiftçilik ve tarımla ilgili baktığımız zaman, hayvancılıkla ilgili baktığımızda gerçekten çok ileri düzeyde bir hayvancılık yapılmakta, doğal anlamında. Yine tarım emmallerine baktığımız zaman yine doğal olarak ürün üretilmekte. Bütün bunların harmanlanması ve sunulması anlamında bizler turizme çevirmemiz gerekiyor. Yani bugün tarım turizmi olması gerekiyor. Tarım turizmi şu anda Bursa'mızda çok iyi düzeyde değil. Özellikle doğal tarım turizmi inşallah önümüzdeki süreçlerde ilçemizde çok iyi noktalara gelecek. Bundan dolayı da ben şunu ifade edeyim sizlere. Oraneli ilçesi Bursa'mızın gelişmekte olan gerçekten çok güzel bir ilçesi. Ve önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yıllarda Bursa'nın en güzel ilçelerinden birisi şu anda en güzel ilçelerinden birisi ama gelişen en güzel ilçelerinden birisi olacak. Ve gelişirken de tabii ki insanlara olan sunumu, insanlara olan işte katma değeri ve orada yaşayan insanlara kazandırdığı daha iyi düzeylerde olan bir ilçe olacaktır. Aslında ben şurada katkı koymak istiyorum Sayın Başkanım. Bir tünel bittiği zaman ardından ikinci bir tünel var biliyorsunuz 8 kilometre. Evet. Bittiği zaman muhtemelen insanlar Orhaneli'de kalıp Bursa'da çalışmaya gelecekler diye düşünüyorum ben. Şu iki şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Birincisi pandemi, ikincisi de deprem. Bir pandemi yaşadık ve pandemide hepimiz evlere kapandık. Ve doğal yaşamın ve doğal ürünlerin kıymetini hep beraber öğrenmiş olduk. Daha da ileri düzeyde inşallah ilerleyen zamanlarda daha da öğreneceğiz. Gün geçtikçe de bunu öğreniyoruz. Yani doğallığın ne olduğu, organiğin ne olduğunu insanoğlu olarak bizler bu hayatta hastalıklarla ve farklı bir takım yeni toplum hastalıklarıyla karşılaştıkça bunların değerini daha da iyi düzeyde anlamaktayız. Bir de 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz 2023 yılının başında deprem. Bir deprem felaketi yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir acı ülkemize yaşatmasın. Ama tabii ki bizler ülke olarak bir deprem kuşağındayız. Deprem kuşağında olan bir ülkenin mensupları olarak özellikle biz yerel yöneticiler geleceğimizi dizayn ederken, geleceğimizi planlarken gerçekten bu yaşanmışlıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ki deprem kuşağında olan bir Bursa'mızın yeni rezerv alanlarının olması ve yüksek katlı değil de daha çok yayılımcı bir politikayla yani villavari diyelim aslında. Tabii villavari bir yeni rezerv alanları oluşturma noktasında ve tarım alanları olmayacak düzeyde yeni yerler oluşturma noktasında bizim daha ciddi bir karar almamız gerekiyor. Bizim insanları benim şöyle bir söylemim var. Yani biz insanları bir araya toplayarak aslında çok iyi şeyler yapmıyoruz. Ve her gün bu politikaya da daha fazla önem vermekteyiz. Yani bunun ben tersine dönmesini arzu eden yöneticilerden birisiyim. Tabii benim gibi diğer arkadaşlar da
elbette buna katkı sunuyorlar ve sunmaktalar. Biz kırsalımızı değerlendirmiyoruz. Yani bugün Bursa'nın nüfusuna baktığımız zaman Bursa'mızın nüfusunun 1/4 Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'de toplanmakta. Geri kalan 1/4 kısmı ise diğer ilçelerde toplanmakta. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bu çok olumlu bir durum değil. Aslında yani şehri bir tarafa yığmaktan ziyade şehri tamamıyla homojene şekilde dağıtmak daha hoş olacak. Bunlar içerisinde daha iyi. Önemli bir süre sence. Aslında ben baktığımda şu var, her zaman 4 tarihçesiyle ilgili. Depreme girdin aslında bugün. Depremde Orhan'ın çok ciddi anlamda misafir perverlik yaptı depremize de. Hem arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Atıl olan evleri onardınız. Ardından ben bildiğim için söylüyorum. Birkaç gün içerisinde tefrişatı anlamında ondan perde aldınız. Perdeyi bir başkasına diktiniz. Bu süreç nasıl gelişti aslında baktığımızda? Çünkü hem Orhan Eli kazandı, hem depremzedelere fayda oldu. O atıl olan yerler bir anlamda tekrar eski hareketli günlere döndü diyor. Evet. Türkiye Kömür İşletmelerinden kalan toplam 218 adet dairemiz vardı bizim orada. Bunlardan 150 tanesi prefabrik konutlardı. Bu prefabrik konutlar prekaz betonla yapılmış şeyler. Tamamı bir beton olarak yapılmış. Çok güzel konutlar. Kaliteli, yani kaliteli, depreme dayanıklı binalar. Bu binalarla ilgili deprem olduktan hemen sonrasında cumartesi günü OVH Termik Santral Müdürümüzle bir araya geldik. Mehmet Bey'le. Mehmet Bey'le ben şahsında çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıyla beraber. Ve hayırseverlerimize de, oraya katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize de canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ve orada bir organizasyon yaptık. 1,5 saatlik bir organizasyonla 20 günde ilk etap 90 hanelik bir ev teslim edildi. Geri kalan 60 adet de Şubat sonu gibi içerisinde, yani depremden bir ay sonra orada biz 70-75 ailemizi orada misafir etmeye başlamıştık. Bu da şunu gösterdi, bizim insanımız hakikaten çok büyük fedakar ya, inanılmaz düzeyde bir fedakarlığı var. Deprem zamanında biz bunu yaşadık. Yani biz, ilçe nüfusumuz bizim 19 bin nüfusa sahip. Toplamda 28 tane tır gönderdik Orhaneli ilçemizde. Allah kahretsin. 28 tır. Yani çok inanılmaz böyle anılarımız var o zamanlarla ilgili. Yani hayvan topladınız. Ben onu biliyorum kadar, yani. Ben en azından yani oradaki şeyler için. Hayvan topladığımız şey o. Ya şöyle, hayvan depremzedelere bile hayvan toplandı. Depremzedelere yani. Hayvan bağışında bulunanlar oldu. Onları biz tabii şeye çevirdik. Tabii orada nasıl kullanılacak sonra çevirdik. Mesela Bodrum'da yangın olmuştu biliyorsunuz. Büyük evet. Bir yangın olmuştu. O yangında çok değil ya İlhan Bey, 2 gün içerisinde 168 tane hayvan toplandı Orhaneli'de. Muhtarlara bir mesaj attık. Dedik ki köylerden orada hayvanları yenen insanlar var. Hayvan vermek isteyen var mı? Orhaneli'den 168 tane. Bir tır hayvan göndermiştik. Allah kahretsin. Ve oradaki hayvanı yenen insanlara Orhaneli'den destek olmuştuk. Ama Orhaneli'nin bu Kadir Şinaslığı, bu fedakarlığı ta tarihten beri var. Kurtuluş Savaşı'na başlayan uçak. Zaman Çanakkale'nin en fazla şehit veren ilçesi Orhaneli'dir. Yine Cumhuriyet döneminin ilk uçağını bu Cumhuriyet'e hediye eden Orhaneli'dir. İkinci uçağını yine ilk uçaklar içerisine sokan, yani yine hediye eden Orhaneli'dir. 15 Temmuz gecesi yine o fedakarlığı yapan Orhaneli'dir. Yani aslında Osmanlı'nın kurulduğu topraklardan bahsetmekteyiz. Osmanlı oralardan kurulmuş. Aslında ben biraz daha katıl koyayım burada sevgili başkan. Orhaneli deyip şimdi belki Orhaneli'yi tanımayanlar için söyleyeyim. Orhaneli 1940'ına baktığımızda bir ucu Dursun Bey, bir ucu Tavşanlı, tabii, bir ucu Kedes, bir ucu büyük olan Harmancı'yı kapsayan yaklaşık 240 köy. Doğru aklımda kaldı. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. 240 köyün üzerinde bir yerin ilçesiydi bu anlamda baktığımızda. Ciddi anlamda bir ucu Kütahya'da, bir ucu Balıkesir'deydi yani. Ben buna bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bazen dağ yöresiyle ilgili işte şey yaparlar. Derler ki yani Bursa'daki nüfus nedir falan diye sorarlar.
Ben de kısaca bir istatistik veririm. 1927 yılında Antalya Milletvekili, mecliste milletvekilimiz demiş ki Bursa'da Orhaneli'nin Bursa'ya bağlı Orhaneli ilçesi il olması için önerge verilmiş. Ülke nüfusunun 124'te birine tekabül ediyormuş. O zamanki nüfusumuz 1927 yılında ülke nüfusunun 124'te biri. Bugünkü rakamlarda 700 bin. Bugünkü rakamlarda işte 700-800 binlerde bir nüfusa tekabül ediyormuş. Tabii iç göç, dış göç, ondan sonra kırsalın etkinliğinin azalması, bugünkü rakamlara baktığımız zaman da oran elden bölünen işte bir kısım Dursun Bey, bir kısım Tavşanlı, Keles Büyük Orhan Harmancık. Tabii bunlara baktığımız zaman yani Nilüfer'in köylerini Kadriye gibi, şey Onçukuru gibi köylerini de oran eli şeyinde sayabiliriz. Az önce konuşurken ona değinmedik. Baktığımızda da oran eli katkı koyduğunuz süreci içerisinde bu dönem bungalovlar var. Yani sizin zamanınızda başlayan ve sizin zamanınızda biten, tamam, ciddi anlamda baktığımızda Orhan'a turizme geldiğinde ya vatandaş geldi, işte rafting yaptı, trekking yaptı ama bir de hafta sonra ben burada kalmak istiyorum dediğinde konaklayacak yer yoktu. O sorun da çözüldü. Tabii. Ya şu anda 15 adet bungalov evimiz var. Bir tane misafir evimiz var. 16 adet konaklamak için evimiz var. Bir tane var. Güzel bir restoranımız var. Ondan çok da güzel bir restoran organize ettik. Hafta sonları kahvaltımız full geçiyor maşallah. Çok güzel. Allah bereketini artırsın. Abi. Yemek konusunda da tabii böyle günden güne artan bir trendimiz var. İnşallah o da iyi noktaya gelecek. Ama ben orada şunu istiyorum ya, kendi yöresi. Bizim belki Orhaneli mutfağının, daha yöresi mutfağını anımsatacak yemeklerin olması da gerekli olduğu işlemlerdenim ben. Kabuklu fasulyemizden tutun, efendim yufka böreğimize. Tabii, bunlar da olmalı diye düşünüyorum ben en azından. Ya şimdi ben zaten bu kültürü devam ettirmek için sizler de geldiniz, şahit oldunuz. Yani kadın kooperatifini aktif hale getirdik mesela ilçemizde. Ve kadın kooperatifimize belediye başkanlık makamını, belediye başkanlık konutunu verdik. Belediye başkanına ait olan o konutu kadınlarımıza verdik. Kadınlarımız bizim şu anda ürettikleri tamamen her şey doğal. Bugün salçası, işte reçeli, zeytinyağlı, işte zeytinyağlıları, yani tarhanası, bulguru, eriştesi, ekmeği, tatlıları, birçok şeyi sayabiliriz. Yani bugün işte biraz önce doğallıktan bahsettik ya, aslında bizim mottomuz çok önemli. Doğanın ve doğal insanların şehrini. Aslında o doğallık insanları aradı. Kesinlikle değil. Ve biz ya bugün işte reçel arıyoruz. Diyoruz ki içinde glikoz olmasın. İçinde bir sahtekarlık olmasın. İçinde koruyucu olmasın. İşte bir salça arıyoruz. Nene şekerlerimiz bu. Bir salça arıyoruz. Diyoruz ki doğal olsun. Köy salçası olsun. Bütün bunların hepsi bizde mevcut. Orhaneli'de mevcut. Orhaneli restorantına gelen insanlar bugün kahvaltıda yedikleri salça, kahvaltıda yedikleri, tükettikleri o reçelleri hepsi bizde yapılmakta. Hepsini kadın kooperatifimiz üretiyor, restorantımızda tüketiyoruz. Yani bu anlamda çok güzel bir döngü oluşturdu bu arada. Aslında şey burada kadın kooperatif yaparken ben daha önceden bildiğim gibi mutfağında mesela bir font aracıyla yapmışsınız. Bu da çok önemli bir kaynak. Belediyenin cebinden masraf çıkmadan yapılan bir süreçti aslında orada baktım. Tabii Japon hükümetinden destek aldık. Japon hükümetinden önce 250 bin lira aldık. Sonra çok takdir ettiler bizi, beğendiler. 2019 yılında bir 500 bin lira daha şey verdiler. Destek verdiler. Toplamda 500 bin lira Japon hükümetinden destek aldık. Masasından sandalyesine, kaşından çatalına, bıçağına, ondan sonra vakum aletine kadar, buzdolabına kadar her şeyini kadın kooperatifimizin biz sıfır Japon hükümetinden aldık. Ve buradan Rize'ye giden bir kaymakamımız vardı ve beni o gün bir gün aradı. Dedi ki ya, dedi, burada örnek olarak dedi siz gösteriliyorsunuz. Yani ve daha sonra Yozgat'tan birisi aramıştı beni. Yine Çorum'dan birisi aramıştı. Yani gittikleri her yerlerde, Türkiye'nin her yerinde FAO ekibi, bu Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa iş yapan Dünya Tarım Örgütü gittiği her yerde Orhaneli'yi örnek gösterdi ve bizimle beraber bu kadın kooperatifi Orhaneli ile birlikte gelişti desek kesinlikle biz
şey yapmış olmayız. Mütevazı yani, yapma olma gerekiyor. Olmayız. Yani bu Zeynilerde kurulan bir kooperatif vardı ama belediyeler bu işe el atma noktasında herhalde ilklerden birisiyiz biz. Bu anlamda bir şeyimiz var. Aslında tarımla devam eden bu sürecin içerisinde farklılaştırma adına baktığımız yaban mersini var, aronia bitkileri var, farklı tamam mı? Özellikle yükte hafif parada ağır olan bitkilere doğru gidiş oldu bu anlamda baktı. Çünkü senelerdir buğday ekiyoruz belki ama buğdayları istediğimiz anlamını alamıyoruz. Ne çiftçiye yarıyor ne satana yarıyor ama şu an baktığımızda bir dönüm araziden yaklaşık buyduk parası 70-80 bin lira, 100 bin lira para kazanma olanakları herhalde mevcut oldu zannedersen. Biraz ondan bahsedelim. Ya İlhan Bey şöyle, ben kendim yani ekonomi bölümüm, ekonomi mezunuyum, iktisat bölümü mezunuyum. Biraz da ekonomiyle tabii ilgilenen birisiyim. Yani bu önümüzdeki sürece ve gelişmelere baktığımız zaman 15-20 yıllık bir tarım ekonomisinin gelişeceğini görmekteyiz. Yani enerji belki gelişecek olan şeylerden başta gelir ama gıda da ikinci sıralarda geliyor. Pandemide yani ilk enerji, enerjiden sonra gıda. Gıda da tabii tarıma bağlı. Şimdi katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor bizim. Biz ona bir değer katmamız gerekiyor ürüne. Yani ya yaptığımız ürünü değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? Lojistik anlamda olur, çok üreterek olur. Veya işte daha nitelikli tohumlarla olur. Bir de katma değeri yüksek ürünleri üreterek daha baştan kazanmanın yoldur, yöntemidir. Bu anlamda da üzümsü meyveler son 10 yıl içerisinde özellikle 2014 yılında başlamış olduğumuz dağ yöresi olarak başlamış olduğumuz işte yaban mersini, aronia, ahududu, yine bunun yanında goji biri gibi, kurt üzümü gibi yapmış olduğumuz etkinliklerle çok iyi noktalara gitmekte. Yani çiftçi sayımızı her yıl artırmaktayız. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi destekleri var. Sayın Ali Nur Başkanımızın ilçemize ve dağ yöremize ciddi katkıları oldu. Olmaya da devam ediyor. Tarım AŞ marifetiyle güzel destekleri devam ediyor. Biz güzel desteklerini yine buradan da kendisinden talep etmekteyiz. Özellikle yaban mersini, ahududu, aronia ve goji biberi üretim çiftçilerini artırmaya devam edeceğiz inşallah. Ben de çok çok önemli. Yavaş yavaş aslında turizmden bahsettik, tarımdan bahsettik ama yavaş yavaş bir de oraya yapılan yatırımlar var. Belediye marifeti olsun, Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ya da merkezi idare eden almış olduğunuz. Bu arada neler yapıldı? Çünkü orada ben bir galeriyi gördüm en azından en basit. Ya şimdi ciddi şöyle aslında en önemli şöyle oranın belli başlı yani 25-30 yıllık sorunları vardı. Bu 25-30 yıllık sorunlar işte nelerdir? Mesela bir vahşi depolama. Vahşi depolamayı bitirdik, çöp aktarım merkezine geçtik. Günde yaklaşık ortalama bir tır çöp toplanıyor. Bu bir tır çöp kamyonuna konuyor ve Bursa'ya geliyor. Yani oranında çöp durmuyor. Nerede? O Bursa'da ayrıştırma tesisine geliyor. Yine oranın altyapısı ile ilgili sorunları vardı. Altyapı ile ilgili tamamen her şeyi bitirdik ve sonuçlandırdık. Yine bakınız yani oranın içme suyu ile ilgili bir sıkıntısı var. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Yine üst yapı ile ilgili sorunları vardı. Biz şimdi üst yapı ile ilgili tabii ilçe halkımız bize katlandı. Ben hepsine teşekkür ederim. Biz de onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Yani biz bir altyapıya girdiğimiz zaman sadece doğalgazla sınırlı kalmadık. Doğalgazın yerine içme suyunu tamamen değiştirdik. Kanalizasyonu yeniledik. Yine ana caddelerde elektrikleri yer altına aldık. Türk Telekom'la ilgili altyapı hamlesini gerçekleştirdik ve şu anda hala hazırda bütün her şeyi. Ve bunun üzerine de üst yapı çalışmalarını şu anda %90'ları geçtik. Hatta şunu söyleyeyim, aslında biz %100'ü de geçtik. Şöyle ki %100'ü geçtik. Daha önce hiç döşenmeyen, hiç taş döşenmeyen, hiç asfalt atılmayan yerleri biz işlemini gerçekleştirdik. Bugüne kadar evler varmış, işte imarlı sokaklar açılmış vesaire ama hiçbir şey yapılmamış yerler vardı. Bunları da değerlendirdiğimizde aslında biz 2019 yılına kadar %100'ün üzerine geçtik. Tabii eksik kaldığımız yerler var şu anda. O da nedendir? İşte ya doğalgazı geç vakitte olmuştur ya da suyu, içme suyu geç vakitte olmuştur.
Veyahut da şöyle ekonomik anlamda da bizim bir durumumuz söz konusuydu ve taş bulma, taş tedariği yapma, park yataşı veya asfalt tedariği yapma bunlar zaman aldı ve bu yıl içerisinde inşallah 2-3 aya kadar oran il merkezde mesela hiçbir sorunumuz kalmayacak. Köylerde de şu anda toplamda benim 55 köyüm var. 55 köyümün 48'inin şeyini halletmişim. Altyapısını. Yani diğerlerde çok ciddi sorunu olmayan köyler. Ama onları da değiştireceğiz. Onlar da altyapısını, kanalizasyonu, suyunu yine işte arıtmasını hepsini halledeceğiz. Yine bakınız Oranel'de hükümet konağı şu anda yapılmakta. Ve çok güzel bir hükümet konağından sonra çok güzel bir meydan oluşacak. Oranel'de çok güzel bir meydan ve kafeterya gerçekleştirdik ki çok güzel bir hizmeti olmakta. Yine Oranel'de işte bungalov evler biraz önce bahsettiğiniz restorantıyla, bungalov evleriyle, raftingiyle gerçekten çok iyi bir hale getirdik Oranel'i. Yine Oranel ilçemizde yapmış olduğumuz aslında şeylerden... Aslında kafeterya var ya, en bir, basit şey benim ama çok basit gelecek ama çok önemli bir hizmet aslında baktığımız. Kesinlikle yani... Oranel'e geldiğimizde bir ayaküstü sohbet etmekten ziyade oturacağımız bir yer oldu. Ailelerimizin birlikte oturup böyle bir şey tüketeceği, işte bir dondurma yiyeceği veya birlikte bir kahve içeceği bir yer yoktu. Şu an Oranel'de biz bunu gerçekleştirmiş olduk ve bu hizmetleri de yine biz veriyoruz. Şey olarak baktığımızda mesela Oranel meydan düzenlememiz var. Çok iyi düzeyde gidiyor. Yine mesela o galeri diye bahsetmiş olduğunuz, sizler dillendirdiğiniz. Galeride 27 tane galerici esnafımız var. Bunun yanında işte biz oraya yine noteri getirdik. Sigortacılar geldi. Çay ocağımız var. Orada süt birliği var. Bunlara baktığımız zaman yaklaşık 30 tane işletme koymuşuz. Sadece bir otoparkın bir katına. Otopark kullanılmaz haldeydi. 4 katlı otopark var. Bir katını komple bir gelir hanesine çevirdik. Bu da tabii ki akıllıca bir yatırım olmuş oldu ve galericilerin de şeyini artırmış olduk. Ve Oranel'de çok güzel bir döngü oluşmuş oldu. Aslında şöyle var, galeri de oraya geldi zaten noterden alışveriş oldu. Noter hareket kazanmış oldu ister istersen sigorta alışveriş yapmış oluyor. Bu anlamda var. Sadece teker, birden fazla teker harekete geçmiş oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama şuna da değinelim de öyle geçelim istersen. Oranel'in ve dağ yöresinin en önemli almış olduğu hizmet doğalgazdır. Onu her zaman söyleyeyim ya. Doğalgaz benim ilçe başkanlığım döneminde biz ilçe başkanı arkadaşlarımızla birlikte başlatmış olduğumuz ve ilçelerimize kazandırmış olduğumuz en güzel hizmetlerden bir tanesidir. Ve şöyle ben muhalefete bir söz atmak istiyorum burada. Muhalefet tamam çok güzel eleştiriyor, yapamazsınız diyor, edemezsiniz diyor işte. Ya bu işi siz beceremezsiniz diyor. Evet bütün bunları söylüyorsunuz da biz bunları yaptıktan sonra niye takdir edemiyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz bunları yaparken ya bak biz bunu tamamlayacağız kardeşim. Biz iddialı bir partinin mensuplarıyız. Ve hizmet ekolünden gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te başlatmış olduğu AK Belediyeciliğin kadrolarındanız dediğimizde diyorlar ki bize siz bu millete gazla gaz veriyorsunuz. Ya işte olabildiğince atıyorsunuz var. Ama bizler yaptıktan sonra da maalesef hiçbirisi ortada kalmıyor. Daha sonra da başlıyorlar çamur siyasetine. Yani bu anlamda tüm muhalefete buradan sesleniyorum. Bizler ilçelerimize yapmış olduğumuz hizmetlerin bütün belediye başkanlarımız için geçerli. Hiç kimse sırtına sarıp götürmeyecek. Birazcık olsun başlarını ellerinin arasına alsınlar. Bir ellerine vicdanlarını koysunlar. Azıcık desinler ki ya... Ne yaptılar bakalım şunlar? Veya ne yaptı ya Ali Başkan buraya Oranel'i ilçemize de? Biz de birazcık destek olalım. Biz de birazcık katkı sunalım. Ama ne biliyor musunuz İlhan Bey? Gerçekten yapılan hizmetlere, yapılan güzelliklere gözlerini yumuveriyorlar. Samimi de işte başımın üzerine yeri var diyorsun ama yapılan hizmete görün diyorsun aslında. Kesinlikle. Aslında burada ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki bu kadar yapılan hizmetler var da işin bir de mali boyutu var. Evet. Belediyenin
de 2009 yılına göre veya öncesinde ilçe başkanlığınız var. Pardon, 2019-2024 yılına doğru gidiyoruz. Finansal açıdan belediyenin durumu da hangi aşamada? Çünkü baktığımızda yaşanan bir pandemi süreci var. Pandemi evet. sürecinden dolayı ülkede birçok belediye sınırlı imkanlar, sınırsız işlerle yapmaya çalışıyor ama Orhan'ın belediyesinin durumu nasıl şu an finansal açıdan? Şimdi şunu ifade edeyim. Ben göreve geldiğimde gerçekten çok ciddi bir borç yüküne sahiptik. Şunu söylemek istiyorum. Bizim ilçemizde ilçemizin toplam geliri 2 milyon yıllık 2 milyon 800 bin lirayken 2 milyon 800 bin dolar iken toplam geliri 2 milyon 800 bin dolar iken benim 4 milyon 150 bin dolar borcum vardı. Bir yıl boyunca hiç yemeden, içmeden, personele maaş vermeden, hiç çalışmadan bir zaman geçirmemiz gerekiyor ki o borcu ödeyelim. O durumdaydı. Tabi bu borçlar taksitli borçlar. Ve bir kısmı da esnaf borcu. Biz şu anda gelmiş olduğumuz durumu söylüyorum size. Bugün 4 milyon 150 bin dolardan, 4 milyon 150 bin dolar borçtan biz şu anda 170 bin dolar seviyesindeyiz. Yani parası yani 40 milyon civarı yaklaşık. 47 milyon civarı. 170 bin dolar hayır. Yani bugün... Pardon, 5 milyon civarı. 5 milyon civarı tabii. 5 milyon civarı. Rakamın fonu yani bizde şaşırıyor. Yani aynen dolar üzerinden baktığımız zaman da bizim göreve aldığımız 120-130 milyon civarı. 120-130 milyona tekabül etmekte. Bugünkü Türk lira karşılığı. Yani bunlar bunları hem ödedik, hem iş yaptık, hem borcu ödedik, hem iş yaptık. Ve bunları gerçekten bir esnaf mantığıyla, kimi zaman geldi bir esnaf mantığıyla, kimi zaman geldi işte bir talepkar noktasında Büyükşehir Belediye'mizden talep ederek, il başkanımızdan talep ederek, yine vekillerimizden talep, bakanlarımızdan talep ederek ilçemize ne kazandırabiliriz? Hep bunun derdindeyiz ve biz yani her bulunduğumuz ortamda ilçemize bir değer daha ne kazandırabiliriz? Bunların şeyindeyiz. Ama tabii bütün bu değerleri kazandırırken de rentable neler var, neler olabilir, neler daha iyi bir vizyon katabiliriz. Çünkü mesele belediyecilikte vizyon meselesidir. Yani altyapıyı, üst yapıyı yapmak her belediyenin şeyidir ama. Rutin yani görevdir o zaten. Yenilikler kazandırmak, yeniliklere yelken açmak, ilçenin vizyonunu daha farklı noktalara götürmek daha başka bir şeydir. Yani ben size şunu ifade edeyim bakın. Ben işte raftik meselesini yaparken esnaf abinin bir tanesi, hatta bayağı bir tepki almıştım ama birisi dedi ki ya ne yapıyorsun sen dedi, niye dedi belediyenin parasını dedi oralara harcıyorsun dedi. Halbuki biz belediyenin parasını falan da harcadığımız söz konusu değildi. Hep bir yerlerden destek oluyordum. Spor Bakanlığı'ndan, Büyükşehir'den, daha farklı yerlerden hep böyle bir destek alma derdindeyim. Ya onu yapacağını dedi, yol yap dedi. Aynı esnaf arkadaşımız bu yıl içerisinde yaz döneminde otururken dedi ki ben sana haksızlık etmişim. Hakkını helal et dedi. Gerçekten ya. Dedi yani ilçemiz son 1,5-2 yıl içerisinde o kadar güzel dedi bir hareketlendi ki. Biz dedi o gelen yabancılardan, gelen misafirlerden inanılmaz düzeyde faydalanıyoruz dedi. Yani o esnafları hareketlendiren bir ekonomik sirkülasyonu daha iyi noktaya getiren bir model oluşmuş oldu. Bundan herkes yararlanmakta şu anda. Ve Orhan'ın ismini de biz aslında sadece Türkiye'de dünyaya duyurmuş olduk. Bu da bir kıymet, değerdi. Aslında tabii onu diyecektim. Yani farklı ülkelerde farklı misafirler var. Özellikle Arap coğrafyası başta olmak üzere ciddi anlamda misafir var. 11.500 tane ziyaretçi içerisinde. Bunun büyük bir çoğunluğu yurt dışından gelen insanlar diye biliyorum ben. Yani %50'si bu sene yurt dışı olmuştur tabii yani, ki. Yani 6.000 civarına baktığında bu ciddi yani, bir... Evet. Aslında tabii ki az önce ifade ettiğiniz maddi anlamda Orhan'ı rahatlatacak çalışmalar var. Onlardan bir tanesi de merkezi hükümetle beraber ortak çalıştığında bir cezaevi projesi var ciddi anlamda. Evet. Bu anlamda Orhan'da cezaevi yapılması herhalde zannedersem gün sayı ya ceza gün sayı, evet. Neyin de nesi denilebilir ama baktığımızda ziyarete gidip gidenler bir çay kahve isteden yani dünyanın parasını bırakıyor. Şimdi şöyle hani geçmişe şöyle baktığımız zaman Cumhurbaşkanı olan insanlar hep askeriye asker ocaklarını kendi memleketlerine kurmuşlardır. Aynen.
Yani Manisa'da, ya askeriden Manisa'da vardır. İşte Cumhurbaşkanı Kenan Evren kendi memleketini kurmuş. İşte Isparta'ya gidiyorsunuz, Cumhurbaşkanı yine kendi memleketini kurmuş. Malatya'da İsmet İnönü zamanında var yine. Tabii, aynı İsmet İnönü yine kendi memleketine şey yapmış. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Yani biz nihayetinde dağ yöresindeyiz ve dağ yöresine gelecek olan yatırımlar bellidir. Yani ben bugün şimdi bir ağır sanayi çekmeye kalksam, Bursa varken bana gelmez. Bir otomotiv yan sanayi çekmeye kalksam Bursa varken bana gelmez. Neden? Ya bu lojistik anlamında tabii ki ne kadar önümüzdeki süreçlerde kolaylaşacaksa da ki tabii ki muhakkak surette mesela bu süreçte ben iki tane fabrika yaptırdım ilçeme. Üçüncüsü şu anda bitmek üzere. Yani bir tanesi işte Bebüş Tekstil'in kurmuş olduğu fabrika. Tekstil fabrikası. Hemşerimiz diyelim en azından. Yapıyorum. Bir tanesi mermer, Altunsoy mermer fabrikası şu anda bitti. Açılışa hazır. Yine 2024'ün Mart ayında açılışı olacak ferrokrom tesisi. Yani bunları değerlendirdiğimizde İlhan Bey, ilçemizin bir taraftan da sanayi anlamında da bir şey söz konusu. Yani Hürol Otomotiv şimdi yatırımların tamamını oraya diye alacak. 9300 metrekare kapalı alan yapacak. Bizden imar durumunu aldı ve inşallah projelerine başladı. Bu da mesela ilçemize hayırlı olsun. Yine cezaevi işte bu oraya geleceğim. Biz bu şeyleri yapıyoruz ama yani ilçemizin daha iyi düzeyde gelişmesi açısından ve ilçemizdeki esnafların hareketliliği, ilçemize daha güzel yatırımlar gelmesi açısından cezaevi gerçekten bir katma değer yaratacaktır. Yani oradaki o kırsaldaki hareketi hep göçten yandırıyoruz, nüfusun azalmasından yandırıyoruz. Ve konuştuğumuzda kendi içimizde hep bundan dem vurmaktayız. Ve şimdi bunu biraz da tersine döndürme için bu da bir hamledir. Yani birçok hamlemiz olacak ama birçok girişimimiz olacak. Bu da onlardan bir tanesi olacaktır. Ve Bursa'mızın da cezaevi sorununu biz oraya olarak gidermiş olacağız. Ve buradaki o cezaevine gelen mahkumların yakınlarının gelmesi oraya çok iyi düzeyde bir ekonomik sirkülasyonu hat safhaya çıkaracaktır. Yani söylentisi bile birçok şeyde çok farklı şeylere getirdi. Yani biz bunun söylentisini işte söylentisi derken projeye aldırdığımızda, harita belirlediğimizde 2021 yılıydı. 2021 yılıydı. 2021 yılında kesinleştirdik. 2021 yılında 70 lira olan servis ücretleri şu anda 1 milyonlarda. Yani Orhanel minibüsleri var. Bursa Orhanel arası çalışan. 70 bin liralardaydı. 70-75 bin. Şu anda bak değer, bu bir değerdir ya. Yani. Bu bir değer artışıdır. Neden? Cezaevi gelecek, insanlar daha fazla gelip gidecek gibi bir algının oluştuğunu göstermekte. Cezaevi projesi şu anda proje ihalesi firmaya verildi, bir firmaya. Şu anda projesi yapılıyor. Zemin etüt çalışmaları için geldiler. Yani 2-3 ay içerisinde Adalet Bakanlığı'na projeler teslim edilecek. Ve ondan sonra da İnşaat ihalesi aşamasına geçeceğiz. Hiçbir sorun yok. Bazen sorun mu var diye böyle bize insanlarımız, bizim esnaflarımız başta olmak üzere sormaktırlar. Ki bunu da esnaflarımız da istiyor. İlçe halkımız da bu projeyi istiyorlar ilçemize. Ve inşallah 2024'ün ortalarına doğru biz bu projenin inşaat ihalesini gerçekleştirip kısa zamanda da fiiliyatını gerçekleştiriyoruz. Aslında bu dönem benim için Orhanel'e dikkat çeken en önemli unsurlardan bir tanesi Orhanel Belediyespor'u basketbol takımıydı. Ben ciddi anlamda gençleri takip ettim. Hatta Bursa'yı da Anadolu'da temsil ettiler. Bu anlamda ben önemli o çok gençleri hepsi takip ediyorum. Hatta bazıları zannedersem Bursa'daki takımlarda da devam ediyoruz spor hayata. Evet. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Şimdi benim iki önemli konum var. Yani sporla girip diğer konuya da devam edeyim. Her zaman söylüyorsunuz. Tabii zaten. Ben kendim de sporcuyum. Tabii futbol oynamaya devam ediyorum. Şimdi iki önemli konuya çok dikkat ediyorum ben. Yani birisi spor, birisi de sosyal belediyecilik. Yani spor da aslında sosyal belediyecilik içerisinde. Şöyle ki anlatayım.
Biz çocuklarımıza, ben 7 yaşından itibaren spor yaptırıyorum onu elde. Yaz dönemlerinde tutmuş olduğumuz öğretmenlerle biz jimnastikle başlıyor. 7 ile 9 yaş arası, 7, 8, 9, 3 yaş. Bunlara jimnastik yaptırıyoruz. Ondan sonraki kısımda ise mesela öğrenci spor daha önce sadece futbolla anılırken şu anda öğrenci spor içerisinde raftik var, güreş var, santranç var, voleybol var, basketbol var ki biz basketbolla güreşte çok iyi düzeydeyiz. Şöyle ki yani burada Yıldırım Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'mizin de ben iddialı işler yaptığını görmekteyim. Ama madalya sayısında, toplam madalya sayısında 3 yıldan beri biz birinciyiz. Ya benim sporcu sayım az ama onlara göre madalya sayısında birinciyim. Yine Kütahya'da yapılan yarışmada Bursa'yı 9 ile 14 yaş arasında temsil eden Oraneli oldu. Orada birincilik madalyası, Türkiye çapında birincilik madalyası aldılar, geldiler. Yine Yozgat'ta yapılan Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü, Türkiye dördüncüsü, şey Türkiye altıncısı ve Türkiye sekizincisi sporcular yetiştirdim. Şu anda başka yerlere transfer, ailesiyle birlikte transfer etmiş olduğum güreşçiler var benim. Yine basketbolda şu anda bir bayan olmak üzere iki tane de erkek şeyimiz var, basketbol takımımız var. Bunlar alttan yetişiyor. Biliyorsunuz geçen sene biz Bursa şampiyonuyduk basketbolda. Ve Anadolu'da, Anadolu Kupası'nda biz Bursa'yı temsil ettik. Ve ben gerçekten gurur duydum. Şöyle ki, bakıyorsun kocaman Trabzon otobüsü, Trabzonspor otobüsü, Trabzonspor geliyor. Koca Türk Telekom geliyor. Onlarla Afyon'daki o elemelerde Oraneli Spor, yani işte 20 bin nüfusu olan bir ilçeden gitmişiz. Ya hani oraya gittiğimizde de bize şunu soruyor Türk Telekom'un hocaları. Ya sizin Bursa'daki o ateşli seyirciniz nerede? Onları arıyorlar. Yani ilçe halkını bu işe, yani spora benimsetmişiz. Ben burada şuna dikkat ediyorum. Yani bizler şimdi... Benim 2300 civarında ilkokul 1 ile lise son arasında öğrencim var. Ve ben beden eğitimi hocalarıma, şeyime hep şunu söylüyorum. Diyorum ki biz çocuklarımıza sahip çıkarsak bu çocuklarımız 14 yaşından sonra, yani ortaokuldan sonra, lise 1'den sonra güzel, çok güzel okullar kazanıyor. Zeki bir toplumumuz var. Dağ yöresinin insanı zekidir. Ve güzel okullar kazanıyorlar. Ve Bursalara gidiyorlar. Bursalara gittiklerinde de ise iyi okullara gittiklerinde oralarda çevresini çok iyi düzeyde dizayn edebilmesi için bu çocukları biz çok sosyal anlamda, sportif anlamda iyi yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da biz belediye olarak bugüne kadar kurumlardan gelen Oraneli Belediyesi olarak hiçbir konuya hayır demedik. Hatta tam tersine onlar da bunu söylerler. Derler ki başkanım siz bizi ateşliyorsunuz. Yani birçok konuyu da oturduğumuzda sesli düşünerek veya proje yaparak biz okullarımızı, işte milli eğitimimizi, halk eğitimimizi, diğer kurumları daha çok ileri düzeyde şey yapmaktayız. Teşvik etmekteyiz ve iyi noktalara getiriyoruz. Tabii ki. Şimdi şunu da ifade edeyim. Belediye altyapı yapar, üst yapı yapar, birçok şey yapar. Yani binalar yapar, bu binaları insanların kullanımına sunar. Ama benim için, ben asıl olan belediyeciyi şu şekilde tarif ediyorum. Bir belediye bir muhtaç aileyi göremiyorsa ve onun ihtiyaçlarını gideremiyorsa burada bir eksiklik, aksaklık vardır. Bir belediye engelli bir insanı göremiyorsa, bir belediye başkanı engelli birinin alnından öpemiyorsa, ona sarılamıyorsa, bir yaşlı insana sarılamıyorsa... Burada bir eksiklik, aksaklık var demektir. İşte tam bu konuya gireceğim. Aslında bak, iki tane konu var. Engellilerle ilgili aslında belediyenin şeyi var.
kesinlikle ikinci el olmayan, tam ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçlarına gidiyoruz. Giyim anlamında, bir de bizim yöre ifadesini kullanıp çocuk kırklaması diyelim, tamam mı? Evet, çocuk kırklaması yani. Evet. Belediye marifette çocuk kırklaması yapıyoruz. Yeni doğan bebeklere hediyeler veriyor. Evet. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Çünkü son 3-4 dakikaya girdik. Bir hoş geldin bebek projemiz var. Tüm doğan bebek... Ben kırklama dedim onun için özellikle yani. Tüm doğan bebeklere biz Oraneli ilçemizin köyünde veya mahallelerinde muhakkak ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımız gidiyor. Bazen ben de eşlik ediyorum. Ailelerimize gidiyoruz. Onların çocuklarını mübarek diyoruz. Ondan sonra hediyelerimizi veriyoruz. Bir de ailenin durumunu öğrenmek için o aileyi ziyaret ediyoruz. Olur ya, o çocuk dünyaya geldi. Belki o çocuk ailede işsiz olan vardır. O çocuğa bakamayacak durumda olanlar vardır. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için biz gayretimizi gösteriyoruz. O aileyi incelemesini yapıyoruz. Bir de Dosteli mağazamız var. Dosteli mağazamızın şöyle bir özelliği var. 2019 yılından bugüne, mağazayı kurduğumuzdan bugüne bir mağazamız görünmeyecek bir yerde, otoparkın en alt katında. Ve insanlarımız çok giriş yerleri var. Hiç kimse oraya giren insanı görmüyor, bilmiyor. Oraya girdikten sonra da bizim arkadaşlarımız onu mümkün oldukça rahat serbest bırakıyorlar. Ne ihtiyacı varsa alıyor. İkincisi de bu Dosteli mağazamıza İkinci el kıyafet hiçbir zaman için sokulmadı, sokulmayacak. Bizim o Dosteli mağazamız, İlhami Bey, ben nasıl giyiniyorsam o insanlar da o şekilde giyinecek moduyla hareket etmekteyiz. Ve şu anki orada insanlarımıza sunmuş olduğumuz ihtiyaçlar gerçekten çok kaliteli, çok güzel kıyafetleri bulundurmaktayız. Ki bunları biz hayırseverlerimizin katkılarıyla yapmaktayız. Bir de muhtaç ailelerimizin tespitinden sonra biz onları sadece Ramazan aylarında ayaklarına gitmiyoruz. Biz muhtaç ailelerimize bir yılın 12 ayında her gün 365 gün onların yanında olduğumuzu da çok güzel bir şekilde göstermekteyiz. Her ay erzak verdiğimiz veya ayda iki kere erzak verdiğimiz aileler var. Veya 3 kere erzak verdim. Haftada bir uğradığımız aileler var. Bu anlamda yani bugüne kadar 5 yıllık süre içerisinde gerçekten eksiksiz, aksaksız bir şey halindeyiz. Geçenlerde bir rehabilitasyon merkezine gittim. Orada bir abimiz dedi ki 2 tane engelli çocuğu var. O ailede 5 toplam çocuk var, 4'ü engelli. O aileyi ben evlerinde de ziyaret ettim. Anne de biraz engelli. Dedi ki ben çocuğum sünnet olacak. Ya geçen sene söyledim ama olmadı dedi. Geçen sene de onlar telefonlarını açmışlar. Aslında bizim arkadaşlar takip etmişler. Bugün o işten sorumlu arkadaşa dedim ki, onu ben cuma günü gerçekleşmişti o olay. Bugün de o arkadaşı davet ettim yanıma. Sosyal işler sorumlusu İsmail Bey'i. O aileyi takip ediyorsunuz, gidip o çocuğun sünnetini yaptırıyorsunuz. Tatilde giriyor zaten bir hafta. Yani şey olmasa bile diye söyledim. Hani o aileye diyor ki arıyoruz, ulaşamıyoruz. Ulaşamıyorsunuz kardeşim, ayağına gideceksiniz. Siz kapıyı çalacaksınız. Varacaksınız, alıp götüreceksiniz. Ve şunu da ifade ettim. Dedim ki bak, ben hiçbir şeyi bu kadar önemsemem. Bir muhtaç aile kadar, bir engelli ailesi kadar. Görevlerimin hiçbir tanesini, tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Hiçbir tanesini bir engelli ailesi kadar önemsemem. Bütün her şeyimi bırakırım. Bir engellinin daveti varsa giderim. Onunla zaman geçiririm. Onunla beraber olurum. Ve ondan daha kıymetlisi yoktur. Rabbim bize bu dünyaya emanet olarak göndermiş olduğu o insanların kıymetini hepimiz için bilen insanlardan eylesin bizler. Amin. Şimdi 2019-2024 dönemi bitti. Bitmek üzere diyelim. Artık çok sınırlı bir süre kaldı. 2024-2029 dönemi için Ali Aykut neler düşünüyor? Son sorum bu olsun. Ondan sonra beraber kapatalım. Şunu ifade edeyim. Ben kendim hem istişareyi seven, çevremdeki insanlardan bilgi hırsızlığını, yani tek meşru hırsızlıktır bilgi hırsızlığı, çok güzel şekilde yapabilen bir insan olarak görmekteyim. Ve vizyonel anlamda da ilçeme vizyon kattığımı düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de ilçeme hizmet etmeye, milletimize hizmet etmeye ve çevremizdeki yapmış olduğumuz göreve değer katmaya da devam edeceğimizi düşünmekteyim. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Önümüzde bir seçim süreci var. Hem ilçemiz açısından hem de Bursa'mız açısından
Hayırlısı neyse onun olmasını biz temenni ediyoruz. Bu görevler kutsal görevler. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Ben bunu çocukluğumda hayal etseydim, hayaller geçerdim. Rabbim bana nasip etti. Bir köyden çıkıp, en fakir aileden gelip, kara lastikle gelmiş olduğum ve hatta İmam Hatip'te tek kara lastik ayakkabı, İmam Hatip döneminde kara lastik ayakkabı, bunu ben iyi biliyorum, yamalı pantolonlarla geçirmiş olduğumuz dönemlerden ve köyümüzde en fakir ailelerden birisinden gelip bugün Oranel'de hizmet etmek, o kara lastik ayakkabılardan bugün işte o çocukların ayakkabılarını giyindirmeye imkanını bana sağlayan, başta Yüce Rabbime, daha sonra da üzerimizde emeği olan tüm büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar şükretsem azdır. Allah'ıma şükürler olsun diyorum. Üzerimde hizmeti olan da, üzerimde emeği olan da tüm siyasi büyüklerime tekrar teşekkür ederim. Ben de hayırlı olsun derim. İnşallah önümüzdeki hafta günlerde tekrar sizle buluşacağız diye düşünüyorum. Allah nasip ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, bir yerelden genel program sonuna geldik ama bizim buradan bir duamız olsun. Gazze'deki şehitlerimizin her gün ağlıyoruz. Allah en kısa zamanda o şehitlerimize ferah eriştirsin diyelim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Erdemoğlu İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Yerelden Genel'e sona erdi. Erdemoğlu İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Yerelden Genel'e başlıyor. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bir Yerelden Genel'e programında yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykut. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş öncelikle bulduk. Geçmiş olsun. Bizi kırmadınız. Bugün buraya misafir olarak geldiniz. Ondan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür aslında ederim. Orhaneli tabii ki bizim baba ocağı, ata ocağı olduğunda biraz daha bakışımız farklı oluyor. Dört dağ ilçesinde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. O ilçelerden bir tanesi Orhaneli ama gerçekten bu dönem... Orhaneli ve Bursa'ya artı değer kattınız. Çünkü rafting'de Türkiye'de değil, dünyada duymayan kalmadı. İlk önce rafting'den başlayalım mı sevgili evet. Başkanım? Öncelikli olarak ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyen herkesi muhabbetle selamlıyorum. Sizleri de beni buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bizler 2019 yılında göreve başladık. Göreve başladığımız günden bugüne güzel hizmetler yapmak için bir gayret çaba içerisinde olduk ama tabii ki turizm anlamında baktığımızda rafting çok güzel bir hamle olmuş oldu ve doğa turizmi anlamında düşündüğümüzde rafting tabii altın vuruş olarak nitelendirmiş olduğumuz bir hamle ve gerçekten çok ciddi değer kattı ilçemize. Sadece bu yıl 11.500 kişi gibi bir rakama ulaştık. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Yani 11.500 geldi ama onunla tabii. Beraber bizim gelme girmeyenler de var. Onları hesaba katmak lazım. Tabii tabii. Yani merak edip gelenler, bunun yanında gelip işte ailesiyle beraber gelip bir kısmı o rafting deneyimini yapıyor. Bir kısmı ise yapmıyor. Yapmayanlar pişman oluyor tabii ki. Onu da söyleyelim. Daha sonraki süreçlerde tabii gelen insanlar genelde rafting sporunu yaparak ayrılıyor. Ve bugüne kadar da %100 memnuniyetle bunu söyleyebiliriz. Veya %99 diyelim, bir %1'lik bir dilim ayıralım. Böyle bir memnuniyetle insanlarımızı oradan uğurladık. Turizmle alakalı ilçemizde hiçbir anlayış yokken şu anda turizmle ilgili çok ciddi bir gelişim olmaya başladı. Ekoturizmin merkezi olmaya aday. Tabii ekoturizm, doğa turizmi, bunlar... Trekkingler, yollar falan. Tabii ki. Yani işte
Bir doğa turizmi dediğimiz zaman işte Kamp Karavan Festivallerinden başlayalım. Vosvos Festivalleri, Enderun Festivalleri. Bunun yanında işte yine doğal ürünlerin sergilenmiş olduğu bir takım etkinlikler. Yine şey olarak baktığımızda özellikle trekking mesela bu yürüyüşler. Hafta sonları sadece hafta sonu ilçemize gelen kişi sayısı şu anda yaklaşık her zaman bir 500 kişilere ulaşmakta. Hafta sonları. Hafta sonu 500 kişi. Tabii. Yani şimdi önümüzdeki süreçlerde Halk Eğitim Müdürlüğümüzle bir anlaşmaya vardık. Nasıl ki bir rafting için rehber yetiştirmişsek şimdi yürüyüş rehberi de yetiştirmekteyiz. Trekking bu dağ yürüyüşlerinde her gelen turizm ekibinin bir rehberi olacak inşallah. Bu anlamda doğa turizmini ben doğa turizmi anlamında ilçemizi Bursa'mızın en iyisi, en iyi ilçesi haline getirmek için bir gayret içerisindeyim. Bunun için gerçekten önemli bir doğamız var. Çok elverişli bir doğamız ben var. Ben göreve seçildiğimden ilk geldiğimde şöyle bir konuşmamız vardı hayırlısına gelenler. Ben Orhan Eri'ye kirletti sanayi sokmayacağım demiştiniz. Yani çok ciddi mesela ilk açıklamanız buydu benim daha önce çalıştığım kurumda. Evet. Ve gerçekten o yoldan gitmeye gayret ediyorsunuz. Özel çabanız var çünkü neden? Burası yükselecekse, ekoturizm yükselecekse o şekilde de gidiyor zannedersem. Evet, kesinlikle. Yani şöyle şunu ifade edeyim ben size İlhan Bey. Şimdi bizim doğanın ve doğal insanların şehri diye bir motto koyduk ilçemize. O zaten güzel bir motto oldu bu sene. Doğanın ilçemizi de geliştirme anlamında bu mihvalde devam etmekteyiz. Yani onun altını doldurmaya çalışıyoruz. Nedir bu altını doldurmak istediğimiz şey? Doğanın ve doğal insanların şehri. Yani doğa anlamında mükemmel bir potansiyele sahibiz. Yani orman oranı %70'in üzerinde olan bir ilçenin mensubuyuz. Bunun yanında çiftçilik ve tarımla ilgili baktığımız zaman, hayvancılıkla ilgili baktığımızda gerçekten çok ileri düzeyde bir hayvancılık yapılmakta. Doğal anlamında. Yine tarım emballerine baktığımız zaman yine doğal olarak ürün üretilmekte. Bütün bunların harmanlanması ve sunulması anlamında bizler turizme çevirmemiz gerekiyor. Yani bugün tarım turizmi olması gerekiyor. Tarım turizmi şu anda Bursa'mızda çok iyi düzeyde değil. Özellikle doğal tarım turizmi inşallah önümüzdeki süreçlerde ilçemizde çok iyi noktalara gelecek. Bundan dolayı da ben şunu ifade edeyim sizlere. Oraneli ilçesi Bursa'mızın gelişmekte olan gerçekten çok güzel bir ilçesi. Ve önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yıllarda Bursa'nın en güzel ilçelerinden birisi şu anda en güzel ilçelerinden birisi ama gelişen en güzel ilçelerinden birisi olacak. Ve gelişirken de tabii ki insanlara olan sunumu, insanlara olan işte katma değeri ve orada yaşayan insanlara kazandırdığı daha iyi düzeylerde olan bir ilçe olacaktır. Aslında ben şurada katkı koymak istiyorum Sayın Başkanım. Bir tünel bittiği zaman ardından ikinci bir tünel var biliyorsunuz 8 kilometre. Evet. Bittiği zaman muhtemelen insanlar Orhan Eli'de kalıp Bursa'da çalışmaya gelecekler diye düşünüyorum ben. Şu iki şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Birincisi pandemi, ikincisi de deprem. Bir pandemi yaşadık ve pandemide hepimiz evlere kapandık. Ve doğal yaşamın ve doğal ürünlerin kıymetini hep beraber öğrenmiş olduk. Daha da ileri düzeyde inşallah ilerleyen zamanlarda daha da öğreneceğiz. Gün geçtikçe de bunu öğreniyoruz. Yani doğallığın ne olduğu, organiğin ne olduğunu insanoğlu olarak bizler bu hayatta hastalıklarla ve farklı bir takım yeni toplum hastalıklarıyla karşılaştıkça bunların değerini daha da iyi düzeyde anlamaktayız. Bir de 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz 2023 yılının başında deprem. Bir deprem felaketi yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir acı ülkemize yaşatmasın.
Ama tabii ki bizler ülke olarak bir deprem kuşağındayız. Deprem kuşağında olan bir ülkenin mensupları olarak özellikle biz yerel yöneticiler geleceğimizi dizayn ederken, geleceğimizi planlarken gerçekten bu yaşanmışlıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ki deprem kuşağında olan bir Bursa'mızın yeni rezerv alanlarının olması ve yüksek katlı değil de daha çok yayılımcı bir politikayla yani villavari diyelim aslında. Tabii villavari bir yeni rezerv alanları oluşturma noktasında ve tarım alanları olmayacak düzeyde yeni yerler oluşturma noktasında bizim daha ciddi bir karar almamız gerekiyor. Bizim insanları benim şöyle bir söylemim var. Yani biz insanları bir araya toplayarak aslında çok iyi şeyler yapmıyoruz. Ve her gün bu politikaya da daha fazla önem vermekteyiz. Yani bunun ben tersine dönmesini arzu eden yöneticilerden birisiyim. Tabii benim gibi diğer arkadaşlar da elbette buna katkı sunuyorlar ve sunmaktalar. Biz kırsalımızı değerlendirmiyoruz. Yani bugün Bursa'nın nüfusuna baktığımız zaman Bursa'mızın nüfusunun 1/4 Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'de toplanmakta. Geri kalan 1/4 kısmı ise diğer ilçelerde toplanmakta. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bu çok olumlu bir durum değil. Aslında yani şehri bir tarafa yığmaktan ziyade şehri tamamıyla homojen şekilde dağıtmak daha hoş olacak. Bunlar içerisinde dağılıyoruz. Önemli bir süre sence. Aslında ben baktığımda şu var, her zaman 4 daha ilçesiyle ilgili. Depreme girdin aslında bugün. Depremde oranın çok ciddi anlamda misafir perverlik yaptı depremize de. Hem arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Atıl olan evleri onardınız. Ardından ben bildiğim için söylüyorum. Birkaç gün içerisinde tefrişatı anlamında ondan perde aldınız. Perdeyi bir başkasına diktiniz. Bu süreç nasıl gelişti aslında baktığımızda? Çünkü hem Orhan Eli kazandı, hem depremzedelere fayda oldu. O atılan yerler bir anlamda tekrar eski hareketli günlere döndü diyorum. Evet. Türkiye Kömür İşletmelerinden kalan toplam 218 adet dairemiz vardı bizim orada. Bunlardan 150 tanesi prefabrik konutlardı. Bu prefabrik konutlar prekaz betonla yapılmış şeyler. Tamamı bir beton olarak yapılmış. Çok güzel. Kaliteli, yani kaliteli, depreme dayanıklı binalar. Bu binalarla ilgili deprem olduktan hemen sonrasında cumartesi günü Ovaşa Termik Santrali müdürümüzle bir araya geldik. Mehmet Bey'le. Mehmet Bey'le ben şahsında çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıyla beraber. Ve hayırseverlerimize de oraya katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize de canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ve orada bir organizasyon yaptık. Bir buçuk saatlik bir organizasyonla 20 günde ilk etap 90 hanelik bir ev teslim edildi. Geri kalan 60 adet de Şubat sonu gibi içerisinde. Yani depremden bir ay sonra orada biz 70-75 ailemizi orada misafir etmeye başlamıştık. Bu da şunu gösterdi. Bizim insanımız hakikaten çok büyük fedakar ya. İnanılmaz düzeyde bir fedakarlığı var. Deprem zamanında biz bunu yaşadık. Yani biz ilçe nüfusumuz bizim 19 bin nüfusa sahip. Toplamda 28 tane tır gönderdik oraya ilçemizde. Allah kabul etsin. 28 tır. Yani çok inanılmaz böyle anılarımız var o zamanlarla ilgili. Yani hayvan topladınız, ben onu biliyorum kadar, yani ben en azından yani oradaki şeyler için. Hayvan topladığımız şey o. Ya şöyle hayvan. Depremzedeler bile hayvan toplandı. Depremzedeler yani. Hayvan bağışında bulunanlar oldu. Onları biz tabii şeye çevirdik tabii. Orada nasıl kullanılacak sonra çevirdik. Mesela Bodrum'da yangın olmuştu biliyorsunuz. Evet. Bir yangın olmuştu. O yangında çok değil ya İlhan Bey, 2 gün içerisinde 168 tane hayvan toplandı oranelde. Muhtarlara bir mesaj attık. Dedik ki köylerden
Orada hayvanları yenen insanlar var. Hayvan vermek isteyen var ama oranın elden 168 tane. Bir tır hayvan göndermiştik. Allah kahretsin. Ve oradaki hayvanı yenen insanlara oranın elden destek olmuştuk. Ama oranın elinin bu Kadir Şinaslı, bu fedakarlığı ta tarihten beri var. Kurtuluş Savaşı'na başlayan uçak. Zaman Çanakkale'nin en fazla şehit veren ilçesi oranın elidir. Yine Cumhuriyet döneminin ilk uçağını bu Cumhuriyet'e hediye eden oranın elidir. İkinci uçağını yine ilk uçaklar içerisine sokan, yani yine hediye eden oranın elidir. 15 Temmuz gecesi yine o fedakarlığı yapan oranın elidir. Yani aslında Osmanlı'nın kurulduğu topraklardan bahsetmekteyiz. Osmanlı oralardan kurulmuş. Aslında ben biraz daha katıl koyayım burada sevgili başkan. Orhaneli deyip geçme, şimdi belki Orhaneli'yi tanımayanlar için söyleyeyim. Orhaneli 1940'ına baktığımızda bir ucu Dursun Bey, bir ucu Tavşanlı, tabii, bir ucu Kedes, bir ucu büyük olan Harmancı'yı kapsayan yaklaşık 240 köy, doğru aklımda kaldı, yanlışım varsa lütfen düzeltin. 240 köyün üzerinde bir yerin ilçesiydi bu anlamda baktığımızda. Ciddi anlamda bir ucu Kütahya'da, bir ucu Balıkesir'deydi yani. Ben buna bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bazen dağ yöresiyle ilgili işte şey yaparlar. Derler ki yani Bursa'da kütüm fıs nedir falan diye sorarlar. Ben de kısaca bir istatistik veririm. 1927 yılında Antalya milletvekili, mecliste milletvekilimiz demiş ki Bursa'da Orhaneli'nin, Bursa'ya bağlı Orhaneli ilçesi il olması için önerge verilmiş. Ülke nüfusunun 124'te birine tekabül ediyormuş. O zamanki nüfusumuz 1927 yılında ülke nüfusunun 124'te biri. Bugünkü rakamlarda 700 bugünkü, bin. Bugünkü rakamlarda işte 700-800 binlerde bir nüfusa tekabül ediyormuş. Tabii iç göç, dış göç, ondan sonra kırsalın etkinliğinin azalması, bugünkü rakamlara baktığımız zaman da oran elden bölünen işte bir kısım Dursun Bey, bir kısım Tavşanlı, Keles Büyük Orhan Harmancık. Tabii bunlara baktığımız zaman yani Nilüfer'in köylerini Kadriye gibi, şey Onçukuru gibi köylerini de Orhaneli şeyinde sayabiliriz. Vallahi az önce konuşurken ona değinmedik. Aslında baktığımızda da Orhaneli'ye katkı koyduğunuz sürecin içerisinde bu dönem Bungalovlar var. Yani sizin zamanınızda başlayan ve sizin zamanınızda biten, tamam, ciddi anlamda baktığımızda Orhaneli turizme geldiğinde ya vatandaş geldi, işte rafting yaptı, trekking yaptı ama bir de hafta sonra ben burada kalmak istiyorum dediğinde konaklayacak yer yoktu. O sorun da çözüldü. Tabii. Ya şu anda 15 adet bungalov evimiz var. Bir tane misafir evimiz var. 16 adet konaklamak için evimiz var. Bir tane var. Güzel bir restoranımız var. Ondan çok da güzel bir restoran organize ettik. Hafta sonları kahvaltımız full geçiyor maşallah. Çok güzel. Allah bereketini artırsın. Abi. Yemek konusunda da tabii böyle günden güne artan bir trendimiz var. İnşallah o da iyi noktaya ama gelecek. Ama ben orada şunu istiyorum. Ya, kendi yöresel bizim belki Orhaneli mutfağının, daha yöresi mutfağını anımsatacak yemeklerin olması da gerekli olduğunu düşünenlerdenim ben. Kabuklu fasulyemizden tutun, efendim yufka böreğimize. Tabii, bunlar tabii da olmalı diye düşünüyorum ben en azından. Ya şimdi ben zaten bu kültürü devam ettirmek için sizler de geldiniz, şahit oldunuz. Yani kadın kooperatifini aktif hale getirdik mesela ilçemizde. Ve kadın kooperatifimize belediye başkanlık makamını, belediye başkanlık konutunu verdik. Belediye başkanına ait olan o konutu kadınlarımıza verdik. Kadınlarımız bizim şu anda ürettikleri tamamen her şey doğal. Bugün salçası, işte reçeli, zeytinyağlı, işte zeytinyağlıları, yani tarhanası, bulguru, eriştesi, ekmeği, tatlıları, birçok şeyi sayabiliriz. Yani bugün işte biraz önce doğallıktan bahsettik ya, aslında bizim mottomuz çok önemli. Doğanın ve doğal insanlar şehrini. Aslında o doğallık insanları arıyor. Kesinlikle değil. Ve biz de bugün işte reçel arıyoruz. Diyoruz ki içinde glikoz olmasın. İçinde bir sahtekarlık olmasın. İçinde koruyucu olmasın. İşte bir salça arıyoruz. Bir salça arıyoruz. Diyoruz ki doğal olsun. Köy salçası olsun. Bütün bunların hepsi bizde mevcut. Orhaneli'de mevcut. Orhaneli restorantına gelen insanlar bugün kahvaltıda yedikleri salça, kahvaltıda yedikleri, tükettikleri o reçelleri hepsi bizde yapılmakta. Hepsini kadın kooperatifimiz üretiyor, restorantımızda tüketiyoruz. Yani
bu anlamda çok güzel bir döngü oluşturdu aslında bu arada. Aslında şey oluşturdu. Kadın kooperatifi yaparken ben daha önceden bildiğim gibi mutfağında mesela bir font aracıyla yapmışsınız. Bu da çok önemli bir kaynak. Belediyenin cebinden masraf çıkmadan yapılan bir süreçti aslında orada baktım. Tabii Japon hükümetinden ben destek aldık. Japon hükümetinden önce 250 bin lira aldık. Sonra çok takdir ettiler bizi, beğendiler. 2019 yılında bir 500 bin lira daha şey verdiler. Destek verdiler. Toplamda 500 bin lira Japon hükümetinden destek aldık. Masasından sandalyesine, kaşından çatalına, bıçağına, ondan sonra vakum aletine kadar, buzdolabına kadar her şeyini kadın kooperatifimizin biz sıfır masrafla Japon hükümetinden aldık. Ve buradan Rize'ye giden bir kaymakamımız vardı ve beni o gün bir gün aradı. Dedi ki ya dedi burada dedi, örnek olarak dedi siz gösteriliyorsunuz. Yani ve daha sonra Yozgat'tan birisi aramıştı beni. Yine Çorum'dan birisi aramıştı. Yani gittikleri her yerlerde, Türkiye'nin her yerinde FAO ekibi, bu Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa iş yapan Dünya Tarım Örgütü. Dünya Tarım Örgütü gittiği her yerde Orhan Eli'ye örnek gösterdi ve bizimle beraber bu kadın kooperatifi Orhan Eli ile birlikte gelişti desek kesinlikle biz şey yapmış olmayız. Mütevazı yani, olma gerekiyor fazla. Olmayız. Yani bu Zeynilerde kurulan bir kooperatif vardı ama belediyeler bu işe el atma noktasında herhalde ilklerden birisiyiz biz. Bu anlamda bir şeyimiz var. Aslında tarımla devam eden bu sürecin içerisinde farklılaştırmalarına baktığımız yaban mersini var, aronia bitkileri var, farklı tamam mı? Özellikle yükte hafif parada ağır olan bitkilere doğru gidiş oldu bu anlamda baktı. Çünkü senelerdir buğday ekiyoruz belki ama buğdayları istediğimiz anlamını alamıyoruz. Ne çiftçiye yarıyor ne satana yarıyor ama şu an baktığımızda bir dönüm araziden yaklaşık buğday parası 70-80 bin lira, 100 bin lira para kazanma olanakları herhalde mevcut oldu zannedersen. Biraz ondan bahsedelim. Ya İlhan Bey şöyle ben kendim yani ekonomi bölümüm, ekonomi mezunuyum, iktisat bölümü mezunuyum. Biraz da ekonomiyle tabii ilgilenen birisiyim. Yani bu önümüzdeki sürece ve gelişmelere baktığımız zaman 15-20 yıllık bir tarım ekonomisinin gelişeceğini görmekteyiz. Yani enerji belki gelişecek olan şeylerden başta gelir ama gıda da ikinci sıralarda geliyor. Pandemi yani enerjiden sonra gıda. Gıda da tabii tarıma bağlı. Şimdi katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor bizim. Biz ona bir değer katmamız gerekiyor ürüne. Yani ya yaptığımız ürünü değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? Lojistik anlamda olur, çok üreterek olur. Veya işte daha nitelikli tohumlarla olur. Bir de katma değeri yüksek ürünleri üreterek daha baştan kazanmanın yoldur, yöntemidir. Bu anlamda da üzümsü meyveler son 10 yıl içerisinde özellikle 2014 yılında başlamış olduğumuz dağ yöresi olarak başlamış olduğumuz işte yaban mersini, aronia, ahududu, yine bunun yanında goji biri gibi, kurt üzümü gibi yapmış olduğumuz etkinliklerle çok iyi noktalara gitmekte. Yani çiftçi sayımızı her yıl artırmaktayız. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi destekleri var. Sayın Ali Nur Başkanımızın ilçemize ve dağ yöremize ciddi katkıları oldu. Olmaya da devam ediyor. Tarım AŞ marifetiyle güzel destekleri devam ediyor. Biz güzel desteklerini yine buradan da kendisinden talep etmekteyiz. Özellikle yaban mersini, ahududu, aronia ve gojuberi üretim çiftçilerini artırmaya devam edeceğiz inşallah. Ben de çok çok önemli. Yavaş yavaş aslında turizmden bahsetti, tarımdan bahsetti ama yavaş yavaş bir de oraya yapılan yatırımlar var. Belediye marifeti olsun, Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ya da merkezi evet. İdare almış olduğunuz. Bu arada neler yapıldı? Çünkü orada ben bir galeriyi gördüm en azından en basit. Evet. Ya şimdi ciddi şöyle aslında en önemli şöyle oranın belli başlı yani 25-30 yıllık sorunları vardı. Bu 25-30 yıllık sorunlar işte nelerdir? Mesela bir vahşi depolama. Vahşi depolamayı bitirdik, çöp aktarım merkezine geçtik. Günde yaklaşık ortalama bir tır çöp toplanıyor. Bu bir tır çöp kamyonuna konuyor ve Bursa'ya geliyor. Yani oranın elinde çöp durmuyor. Nerede? O Bursa'da ayrıştırma tesisine geliyor. Yine oranın altyapısı ile ilgili sorunları vardı. Altyapı ile ilgili tamamen her şeyi bitirdik ve sonuçlandırdık.
Yine bakınız yani Oranel'in içme suyu ile ilgili bir sıkıntısı var. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Yine üst yapı ile ilgili sorunları vardı. Biz şimdi üst yapı ile ilgili tabii ilçe halkımız bize katlandı. Ben hepsine teşekkür ederim. Biz de onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Yani biz bir altyapıya girdiğimiz zaman sadece doğalgazla sınırlı kalmadık. Doğalgazın yerine içme suyunu tamamen değiştirdik. Kanalizasyonu yeniledik. Yine ana caddelerde elektrikleri yer altına aldık. Türk Telekom'la ilgili altyapı hamlesini gerçekleştirdik ve şu anda hala hazırda bütün her şeyi. Ve bunun üzerine de üst yapı çalışmalarını şu anda %90'ları geçtik. Hatta şunu söyleyeyim, aslında biz %100'ü de geçtik. Şöyle ki %100'ü geçtik. Daha önce hiç döşenmeyen, hiç taş döşenmeyen, hiç asfalt atılmayan yerleri biz işlemini gerçekleştirdik. Bugüne kadar evler varmış, işte imarlı sokaklar açılmış vesaire ama hiçbir şey yapılmamış yerler vardı. Bunları da değerlendirdiğimizde aslında biz 2019 yılına kadar %100'ün üzerine geçtik. Tabii eksik kaldığımız yerler var şu anda. O da nedendir? İşte ya doğalgazı geç vakitte olmuştur ya da suyu, içme suyu geç vakitte olmuştur. Veyahut da şöyle ekonomik anlamda da bizim bir durumumuz söz konusuydu ve taş bulma, taş tedariği yapma, parke taşı veya asfalt tedariği yapma bunlar zaman aldı ve bu yıl içerisinde inşallah 2-3 aya kadar Oranel merkezde mesela hiçbir sorunumuz kalmayacak. Köylerde de şu anda toplamda benim 55 köyüm var. 55 köyümün 48'inin şeyini halletmişim. Altyapısını. Yani diğerlerde çok ciddi sorunu olmayan köyler. Ama onları da değiştireceğiz. Onları da altyapısını, kanalizasyonu, suyunu, yine işte arıtmasını, hepsini halledeceğiz. Yine bakınız Oranel'de hükümet konağı şu anda yapılmakta. Ve çok güzel bir hükümet konağından sonra çok güzel bir meydan oluşacak. Oranel'de çok güzel bir meydan ve kafeterya gerçekleştirdik ki çok güzel bir hizmeti olmakta. Yine Oranel'de işte bungalov evler, biraz önce bahsettiğiniz restorantıyla, bungalov evleriyle, raftingiyle gerçekten çok iyi bir hale getirdik Oranel'i. Yine Oranel ilçemizde yapmış olduğumuz aslında şeylerden... Aslında kafeterya var ya, en bir, basit şey, benim ama çok basit gelecek ama çok önemli bir hizmet aslında baktığımız. Kesinlikle yani... Oranel'e geldiğimizde bir ayaküstü sohbet etmekten ziyade oturacağımız bir yer oldu. Ailelerimizin birlikte oturup böyle bir şey tüketeceği, işte bir dondurma yiyeceği veya birlikte bir kahve içeceği bir yer yoktu. Şu an Oranel'de biz bunu gerçekleştirmiş olduk. Ve bu hizmetleri de yine biz veriyoruz. Şey olarak baktığımızda mesela Oranel meydan düzenlememiz var. Çok iyi düzeyde gidiyor. Yine mesela o galeri diye bahsetmiş olduğumuz, sizler dillendirdiğiniz. Galeride 27 tane galerici esnafımız var. Bunun yanında işte biz oraya yine noteri getirdik. Sigortacılar geldi. Çay ocağımız var. Orada süt birliği var. Bunlara baktığımız zaman yaklaşık 30 tane işletme koymuşuz. Sadece bir otoparkın bir katına. Otopark kullanılmaz haldeydi. 4 katlı otopark var. Bir katını komple bir gelir hanesine çevirdik. Bu da tabii ki akıllıca bir yatırım olmuş oldu ve galericilerin de şeyini artırmış olduk. Ve Oranel'de çok güzel bir döngü oluşmuş oldu. Şöyle bunlar, galeride oraya geldi zaten noterden alışveriş oluyor. Noter hareket kazanmış oluyor ister ister sigorta alışveriş yapmış oluyor. Bu anlamda var. Sadece teker birden fazla teker harekete geçmiş oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama şuna da değinelim de öyle geçelim istersen. Oranel'in ve dağ yöresinin en önemli almış olduğu hizmet doğalgazdır. Onu her zaman söyleyeyim ya. Doğalgaz benim ilçe başkanlığım döneminde biz ilçe başkanı arkadaşlarımızla birlikte başlatmış olduğumuz ve ilçelerimize kazandırmış olduğumuz en güzel hizmetlerden bir tanesidir. Ve şöyle, ben muhalefete bir söz atmak istiyorum burada. Muhalefet tamam çok güzel eleştiriyor, yapamazsınız diyor, edemezsiniz diyor, işte ya bu işi siz beceremezsiniz diyor. Evet, bütün bunları söylüyorsunuz da biz bunları yaptıktan sonra niye takdir edemiyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz bunları yaparken, ya bak biz bunu tamamlayacağız kardeşim. Biz iddialı bir partinin mensuplarıyız.
ve hizmet ekolünden gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te başlatmış olduğu AK Belediyeciliğin kadrolarındanız dediğimizde diyorlar ki bize, siz bu millete gazla gaz veriyorsunuz. Ya işte olabildiğince atıyorsunuz var. Ama bizler yaptıktan sonra da maalesef hiçbirisi ortada kalmıyor. Daha sonra da başlıyorlar çamur siyasetine. Ya aslında... Yani bu anlamda tüm muhalefete buradan sesleniyorum. Bizler ilçelerimize yapmış olduğumuz hizmetlerin bütün belediye başkanlarımız için geçerli. Hiç kimse sırtına sarıp götürmeyecek. Birazcık olsun ellerini başlarını ellerinin arasına alsınlar. Bir ellerine vicdanlarını koysunlar. Azıcık desinler ki ya ne yaptılar bakalım şunlar? Veya ne yaptı ya Ali Başkan buraya oraya ilçemize de? Biz de birazcık destek olalım. Biz de birazcık katkı sunalım. Ama ne biliyor musunuz İlhan Bey? Gerçekten yapılan hizmetlere, yapılan güzelliklere gözlerini yumuveriyorlar. Samim Bey de işte başım üzerine yeri var diyorsun ama yapılan hizmete görün diyorsun aslında. Kesinlikle. Aslında burada ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki bu kadar yapılan hizmetler var da işin bir de mali boyutu var. Evet. Belediyenin de 2009 yılına göre öncesi ilçe başkanlığınız var. Pardon 2019-2024 yılına doğru gidiyoruz. Finansal açıdan belediyenin durumu da hangi aşamada? Çünkü baktığımızda yaşanan bir pandemi süreci var. Pandemi evet. Sürecinden dolayı ülkede birçok belediye sınırlı imkanlar, sınırsız işlerle yapmaya çalışıyor ama Orhan'ın belediyesinin durumu nasıl şu an finansal açıdan? Şimdi şunu ifade edeyim. Ben göreve geldiğimde gerçekten çok ciddi bir borç yüküne sahiptik. Şunu söylemek istiyorum. Bizim ilçemizde İlçemizin toplam geliri 2 milyon 800 bin dolar iken toplam geliri 2 milyon 800 bin dolar iken benim 4 milyon 150 bin dolar borcum vardı. Bir yıl boyunca hiç yemeden, içmeden, personele maaş vermeden, hiç çalışmadan bir zaman geçirmemiz gerekiyor ki o borcu ödeyelim. O durumdaydı. Tabii bu borçlar taksitli borçlar. Ve bir kısmı da esnaf borcu. Biz şu anda gelmiş olduğumuz durumu söylüyorum size. Bugün 4 milyon 150 bin dolar borçtan biz şu anda 170 bin dolar seviyesindeyiz. Yani parası ya 40 milyon civarı yaklaşık. 47 milyon civarı. 170 bin dolar hayır. Yani bugün... Pardon, 5 milyon civarı. 5 milyon civarı tabii. 5 milyon civarı. Rakamın fazla yani şaşırıyor. Yani aynen dolar üzerinden baktığımız zaman da bizim göreve aldığımız 120-130 milyona tekabül etmekte. Bugünkü Türk lira karşılığı. Yani bunları hem ödedik, hem iş yaptık, hem borcu ödedik, hem iş yaptık. Ve bunları gerçekten bir esnaf mantığıyla, kimi zaman geldi bir esnaf mantığıyla, kimi zaman geldi işte bir talepkar noktasında Büyükşehir Belediye'mizden talep ederek, il başkanımızdan talep ederek, yine vekillerimizden talep, bakanlarımızdan talep ederek ilçemize ne kazandırabiliriz? Hep bunun derdindeyiz ve biz yani her bulunduğumuz ortamda ilçemize bir değer daha ne kazandırabiliriz? Bunların şeyindeyiz. Ama tabii bütün bu değerleri kazandırırken de rentable neler var, neler olabilir, neler daha iyi bir vizyon katabiliriz. Çünkü mesele belediyecilikte vizyon meselesidir. Yani altyapıyı, üst yapıyı yapmak her belediyenin şeyidir ama. Rutin yani görevdir o zaten. Yenilikler kazandırmak, yeniliklere yelken açmak, ilçenin vizyonunu daha farklı noktalara götürmek daha başka bir şeydir. Yani ben size şunu ifade edeyim bakın. Ben işte raftik meselesini yaparken esnaf abinin bir tanesi, hatta bayağı bir tepki almıştım ama birisi dedi ki ya ne yapıyorsun sen dedi, niye dedi belediyenin parasını dedi oralara harcıyorsun dedi. Halbuki biz belediyenin parasını falan da harcadığımız söz konusu değildi. Hep bir yerlerden destek oluyordum. Spor Bakanlığı'ndan, Büyükşehir'den, daha farklı yerlerden hep böyle bir destek alma derdindeyim. Ya onu yapacağını dedi, yol yap dedi. Aynı esnaf arkadaşımız bu yıl içerisinde yaz döneminde otururken dedi ki ben sana haksızlık etmişim.
Hakkını helal etti. Gerçekten dedi yani ilçemiz son 1,5-2 yıl içerisinde o kadar güzel dedi bir hareketlendi ki. Biz dedi o gelen yabancılardan, gelen misafirlerden inanılmaz düzeyde faydalanıyoruz dedi. Yani o esnafları hareketlendiren bir ekonomik sirkülasyonu daha iyi noktaya getiren bir model oluşmuş oldu. Bundan herkes yararlanmakta şu anda. Ve oranın ismini de biz aslında sadece Türkiye'de dünyaya duyurmuş olduk. Bu da bir kıymet, değerdi. Aslında tabii onu diyecektim. Yani farklı ülkelerde farklı misafirler var. Özellikle Arap coğrafyası başta olmak üzere ciddi anlamda misafir var. 11.500 tane ziyaretçi içerisinde. Bunun büyük bir çoğunluğu yurt dışından gelen insanlar diye biliyorum ben. Yani %50'si bu sene yurt dışı olmuştur tabii yani, ki. Yani 6.000 civarında baktığında ciddi yani, bir örgü. Evet. Aslında tabii ki az önce ifade ettiğiniz maddi anlamda oranı rahatlatacak çalışmalar var. Onlardan bir tanesi de merkezi hükümetle beraber ortak çalıştığında bir cezaevi projesi var ciddi anlamda. Evet. Bu anlamda oranın da cezaevi yapılması herhalde zannedersem gün sayı ya ceza gün sayı, neyin, evet. Neyin de nesi denilebilir ama baktığımızda ziyarete gidip gidenler bir çay kahve isteden yani dünyanın parasını bırakıyor. Şimdi şöyle hani geçmişe şöyle baktığımız zaman Cumhurbaşkanı olan insanlar hep askeriye asker ocaklarını kendi memleketlerine kurmuşlardır. Aynen. Yani Manisa'da, ya askeriden ya Manisa'da vardır işte Cumhurbaşkanı Kenan Evren kendi memleketine kurmuş. İşte Isparta'ya gidiyorsunuz Cumhurbaşkanı yine kendi memleketine kurmuş. Malatya'da İsmet İnönü zamanında var yine. O tabii aynı İsmet İnönü yine kendi memleketine şey yapmış. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var yani biz nihayetinde dağ yöresindeyiz ve dağ yöresine gelecek olan yatırımlar bellidir. Yani ben bugün şimdi bir ağır sanayi çekmeye kalksam Bursa varken bana gelmez. Bir otomotiv yan sanayi çekmeye kalksam Bursa varken bana gelmez. Neden? Ya bu lojistik anlamında tabii ki ne kadar kolaylaşır, önümüzdeki süreçlerde kolaylaşacaksa da ki tabii ki muhakkak surette mesela bu süreçte ben iki tane fabrika yaptırdım ilçeme. Üçüncüsü şu anda bitmek üzere. Yani bir tanesi işte Bebüş Tekstil'in kurmuş olduğu fabrika. Tekstil fabrikası. Hemşerimiz diyelim en azından. Yapıyorum. Bir tanesi mermer Altunsoy mermer fabrikası şu anda bitti. Açılışa hazır. Yine 2024'ün Mart ayında açılışı olacak Ferrokrom tesisi. Yani bunları değerlendirdiğimizde İlhan Bey ilçemizin bir taraftan da sanayi anlamında da bir şey söz konusu. Yani Hürol Otomotiv şimdi yatırımların tamamını oraya diye alacak. 9300 metrekare kapalı alan yapacak. Bizden imar durumunu aldı ve inşallah projelerine başladı. Bu da mesela ilçemize hayırlı olsun. Yine cezaevi işte oraya geleceğim. Biz bu şeyleri yapıyoruz ama yani ilçemizin daha iyi düzeyde gelişmesi açısından ve ilçemizdeki esnafların hareketliliği ilçemize daha güzel yatırımlar gelmesi açısından cezaevi gerçekten bir katma değer yaratacaktır. Yani oradaki o kırsaldaki hareketi hep göçten yandırıyoruz. Nüfusun azalmasından yandırıyoruz. Ve konuştuğumuzda kendi içimizde hep bundan dem vurmaktayız. Ve şimdi bunu biraz da tersine döndürme için bu da bir hamledir. Yani birçok hamlemiz olacak ama birçok girişimimiz olacak. Bu da onlardan bir tanesi olacaktır. Ve Bursa'mızın da cezaevi sorununu biz oranlı olarak gidermiş olacağız. Ve buradaki o cezaevine gelen mahkumların yakınlarının gelmesi oraya çok iyi düzeyde bir ekonomik sirkülasyonu hat safhaya çıkaracaktır. Yani söylentisi bile birçok şeyde çok farklı şeylere getirdi. Yani biz bunun söylentisini işte söylentisi derken projeye aldırdığımızda, harita belirlediğimizde 2021 yılıydı. 2021 yılıydı. 2021 yılında kesinleştirdik. 2021 yılında 70 lira olan servis ücretleri şu anda 1 milyonlarda. Yani Orhanel'in minibüsleri var. Bursa Orhanel arası çalışan. 70 bin liralardaydı. 70-75 bin. Şu anda bak değer, bu bir değerdir ya. Yani. Bu bir değer artışıdır. Neden? Cezaevi gelecek, insanlar daha fazla gelip gidecek gibi bir algının oluştuğunu göstermekte. Cezaevi projesi şu anda proje ihalesi firmaya verildi, bir firmaya. Şu anda projesi yapılıyor. Zemin etüt çalışmaları için geldiler. Yani 2-3 ay içerisinde Adalet Bakanlığı'na projeler teslim edilecek. Ve ondan sonra da İnşaat ihalesi aşamasına geçeceğiz.
Hiçbir sorun yok. Bazen sorun mu var diye böyle bize insanlarımız, bizim esnaflarımız başta olmak üzere sormaktalar. Ki bunu da esnaflarımız da istiyor. İlçe halkımız da bu projeyi istiyorlar ilçemize. Ve inşallah 2024'ün ortalarına doğru biz bu projenin inşaat ihalesini gerçekleştirip kısa zamanda da fiiliyatını gerçekleştireceğiz. Aslında bu dönem benim için oraya dikkat çeken en önemli unsurlardan bir tanesi Orhaneli Belediyespor'u basketbol takımıydı. Ben ciddi anlamda gençleri takip ettim. Hatta Bursa'yı da Anadolu'da temsil ettiler. Bu anlamda ben önemli o çok gençleri hepsi takip ediyorum. Hatta bazıları zannedersem Bursa'daki takımlarda da devam ediyor spor hayatı. Evet. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Şimdi benim iki önemli konum var. Yani sporla girip diğer konuya da devam edeyim. Her zaman söylüyorsunuz. Tabii zaten. Ben kendim de sporcuyum. Tabii futbol oynamaya devam ediyorum. Şimdi iki önemli konuya çok dikkat ediyorum ben. Yani birisi spor, birisi de sosyal belediyecilik. Yani spor da aslında sosyal belediyecilik içerisinde. Şöyle ki anlatayım. Biz çocuklarımıza, ben 7 yaşından itibaren spor yaptırıyorum onu elde. Yaz dönemlerinde tutmuş olduğumuz öğretmenlerle biz jimnastikle başlıyor. 7 ile 9 yaş arası, 7, 8, 9, 3 yaş. Bunlara jimnastik yaptırıyoruz. Ondan sonraki kısımda ise mesela Orhaneli Spor daha önce sadece futbolla anılırken şu anda Orhaneli Spor içerisinde raftik var, güreş var, santranç var, voleybol var, basketbol var. Ki biz basketbolla güreşte çok iyi düzeydeyiz. Şöyle ki, yani burada Yıldırım Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'mizin de ben iddialı işler yaptığını görmekteyim. Ama madalya sayısında, toplam madalya sayısında 3 yıldan beri biz birinciyiz. Ya benim sporcu sayım az ama onlara göre madalya sayısında birinciyim. Yine Kütahya'da yapılan yarışmada Bursa'yı 9 ile 14 yaş arasında temsil eden Orhaneli oldu. Orada birincilik madalyası, Türkiye çapında birincilik madalyası aldılar, geldiler. Yine Yozgat'ta yapılan Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü, Türkiye dördüncüsü, Türkiye altıncısı ve Türkiye sekizincisi sporcular yetiştirdim. Şu anda başka yerlere ailesiyle birlikte transfer etmiş olduğum güreşçiler var benim. Yine basketbolda şu anda bir bayan olmak üzere iki tane de erkek şeyimiz var. Basketbol takımımız var. Bunlar alttan yetişiyor. Biliyorsunuz geçen sene biz Bursa şampiyonuyduk basketbolda. Ve Anadolu'da, Anadolu Kupası'nda biz Bursa'yı temsil ettik. Ve ben gerçekten gurur duydum. Şöyle ki, bakıyorsun kocaman Trabzon otobüsü, Trabzonspor otobüsü, Trabzonspor geliyor. Koca Türk Telekom geliyor. Onlarla Afyon'daki o elemelerde Orhaneli Spor, yani işte 20 bin nüfusu olan bir ilçeden gitmişiz. Ya hani oraya gittiğimizde de bize şunu soruyor Türk Telekom'un hocaları. Ya sizin Bursa'daki o ateşli seyirciniz nerede? Onları arıyorlar. Yani ilçe halkını bu işe, yani spora benimsetmişiz. Ben burada şuna dikkat ediyorum. Yani bizler şimdi, benim 2300 civarında ilkokul 1 ile lise son arasında öğrencim var. Ve ben beden eğitimi hocalarıma hep şunu söylüyorum. Diyorum ki, biz çocuklarımıza sahip çıkarsak bu çocuklarımız 14 yaşından sonra, yani ortaokuldan sonra, lise 1'den sonra güzel, çok güzel okullar kazanıyoruz. Zeki bir toplumumuz var. Dağ yöresinin insanı zekidir. Ve güzel okullar kazanıyorlar. Ve Bursa'lara gidiyorlar. Şey yapar. Bursa'lara gittiklerinde de ise iyi okullara gittiklerinde oralarda çevresini çok iyi düzeyde dizayn edebilmesi için bu çocukları biz çok sosyal anlamda, sportif anlamda iyi yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da biz belediye olarak bugüne kadar kurumlardan gelen Orhaneli Belediyesi olarak hiçbir konuya hayır demedik. Hatta tam tersine onlar da bunu söylerler. Derler ki başkanım siz bizi ateşliyorsunuz. Yani birçok konuyu da oturduğumuzda sesli düşünerek veya proje yaparak biz okullarımızı, işte milli eğitimimizi, halk eğitimimizi, diğer kurumları
daha çok ileri düzeyde şey yapmaktayız. Teşvik etmekteyiz ve iyi noktalara getirmek. Tabii ki. Şimdi şunu da ifade edeyim. Belediye altyapı yapar, üst yapı yapar, birçok şey yapar. Yani binalar yapar, bu binaları insanların kullanımına sunar. Ama benim için, ben aslı olan belediyeciliği şu şekilde tarif ediyorum. Bir belediye bir muhtaç aileyi göremiyorsa ve onun ihtiyaçlarını gideremiyorsa burada bir eksiklik, aksaklık vardır. Bir belediye engelli bir insanı göremiyorsa, bir belediye başkanı engelli birinin alnından öpemiyorsa, ona sarılamıyorsa, bir yaşlı insana sarılamıyorsa burada bir eksiklik, aksaklık var demektir. İstanbul konuya gireceğim. Aslında bak, iki tane konu var engellilerle ilgili. Aslında belediyenin şeyi var. Kesinlikle ikincil olmayan, tam ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçlarına gidiyoruz. Giyim anlamında, bir de bizim yöre ifadesini kullanıp çocuk kırklaması diyelim, tamam mı? Evet, çocuk kırklaması. Yani evet. Belediye marifette çocuk kırklaması yapıyoruz. Yeni doğan bebeklere hediyeler veriyor. Evet. Bu konuda neler ifade etmek istersiniz? Çünkü son 3-4 dakikaya girdik. Hoş geldin bebek projemiz var. Tüm doğan ben kırklama dedim, onun için özellikle. Evet. Yani. Tüm doğan bebeklere biz Oraneli ilçemizin köyünde veya mahallelerinde muhakkak ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımız gidiyor, bazen ben de eşlik ediyorum, ailelerimize gidiyoruz. Onların çocuklarını mübarek diyoruz. Ondan sonra hediyelerimizi veriyoruz. Bir de ailenin durumunu öğrenmek için o aileyi ziyaret ediyoruz. Olur ya, o çocuk dünyaya geldi. Belki o çocuk ailede işsiz olan vardır. O çocuğa bakamayacak durumda olanlar vardır. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için biz gayretimizi gösteriyoruz. O aileyi incelemesini yapıyoruz. Bir de Dosteli mağazamız var. Dosteli mağazamızın şöyle bir özelliği var. 2019 yılından bugüne, mağazayı kurduğumuzdan bugüne bir mağazamız görünmeyecek bir yerde, otoparkın en alt katında. Ve insanlarımız çok giriş yerleri var. Hiç kimse oraya giren insanı görmüyor, bilmiyor. Oraya girdikten sonra da bizim arkadaşlarımız onu mümkün olduğunca rahat, serbest bırakıyorlar. Ne ihtiyacı varsa alıyor. İkincisi de bu Dosteli mağazamıza İkinci el kıyafet hiçbir zaman için sokulmadı, sokulmayacak. Bizim o Dosteli mağazamız, İlhami Bey, ben nasıl giyiniyorsam o insanlar da o şekilde giyinecek moduyla hareket etmekteyiz. Ve şu anki orada insanlarımıza sunmuş olduğumuz ihtiyaçlar gerçekten çok kaliteli, çok güzel kıyafetleri bulundurmaktayız. Ki bunları biz hayırseverlerimizin katkılarıyla yapmaktayız. Bir de muhtaç ailelerimizin tespitinden sonra biz onları sadece Ramazan aylarında ayaklarına gitmiyoruz. Biz muhtaç ailelerimize bir yılın 12 ayında her gün 365 gün onların yanında olduğumuzu da çok güzel bir şekilde göstermekteyiz. Her ay erzak verdiğimiz veya ayda iki kere erzak verdiğimiz aileler var. Veya 3 kere erzak verdim. Haftada bir uğradığımız aileler var. Bu anlamda yani bugüne kadar 5 yıllık süre içerisinde gerçekten eksiksiz, aksaksız bir şey halindeyiz. Geçenlerde bir rehabilitasyon merkezine gittim. Orada bir abimiz dedi ki 2 tane engelli çocuğu var. O ailede 5 toplam çocuk var, 4'ü engelli. O aileyi ben evlerinde de ziyaret ettim. Anne de biraz engelli. Dedi ki ben çocuğum sünnet olacak. Ya geçen sene söyledim ama olmadı dedi. Geçen sene de onlar telefonlarını açmışlar. Aslında bizim arkadaşlar takip etmişler. Bugün o işten sorumlu arkadaşa dedim ki onu ben cuma günü gerçekleşmişti o olay. Bugün de o arkadaşı davet ettim yanıma. Sosyal işler sorumlu İsmail Bey'i. O aileyi takip ediyorsunuz, gidip o çocuğun sünnetini yaptırıyorsunuz. Tatilde giriyor zaten bir hafta. Yani sonra. Şey olmasa bile diye söyledim. Hani o aileye diyor ki arıyoruz, ulaşamıyoruz. Ulaşamıyorsunuz kardeşim, ayağına gideceksiniz. Siz kapıyı çalacaksınız. Varacaksınız, alıp götüreceksiniz. Ve şunu da ifade ettim. Dedim ki bak, ben hiçbir şeyi bu kadar önemsemem. Bir muhtaç aile kadar, bir engelli ailesi kadar. Görevlerimin hiçbir tanesini, tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Hiçbir tanesini bir engelli ailesi kadar önemsemem. Bütün her şeyimi bırakırım. Bir engellinin daveti varsa giderim. Onunla zaman geçiririm. Onunla beraber olurum. Ve ondan daha kıymetlisi yoktur. Rabbim bize bu dünyaya emanet olarak göndermiş olduğu o insanların kıymetini hepimiz için bilen insanlardan eylesin bizler. Amin. Şimdi...
geçirmiş olduğumuz dönemlerden ve köyümüzde en fakir ailelerden birisinden gelip bugün Oranel'de hizmet etmek, o kara lastik ayakkabılardan bugün işte o çocukların ayakkabılarını giyindirmeye imkanlı bana sağlayan, başta Yüce Rabbime, daha sonra da üzerimizde emeği olan tüm büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar şükretsem azdır. Allah'ıma şükürler olsun diyorum. Ben üzerimde hizmeti olan da, üzerimde emeği olan da tüm siyasi büyüklerime tekrar teşekkür ederim. Ben de hayırlı olsun diyelim. İnşallah önümüzdeki hafta günlerde tekrar sizle buluşacağız diye düşünüyorum. Allah nasip ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, bir yerelden genel program sonuna geldik ama bizim buradan bir duamız olsun. Gazze'deki şehitlerimiz için her gün ağlıyoruz. Allah en kısa zamanda o şehitlerimize ferah eriştirsin diyelim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Erdemoğlu İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Yerelden Genel'e sona erdi.